Mutlu akşamlar, aynı zamanda iyi seneler sevgili seyirciler. Beyaz TV'de her açıdan da karşınızdayız. Senenin ilk gününe yaraşır bir konumuz var. Kur'an mucizelerini konuşacağız bu akşam. Kur'an-ı Kerim elbette olağanüstü bir kitap ama biz bu akşam içindeki olağanüstülükleri de masaya yatıracağız. Kiminle? Senenin ilk konu Caner Taslaman'la. Caner Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi seneler inşallah. Çok isabetli bir konu seçtiğimizi düşünüyorum. Ben de öyle dediğimiz düşünüyorum. Gibi kitabımız zaten olağanüstü ama içinde hangi mucizeler barındırıyor? Bundan biraz bahsedeceğiz. Ama ben bir hatırlatmayla söze başlamak isterim. Bu yıl malum 2019 Fuat Sezgin yılı. Konumuzda da tam denk düşen bir isim olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü sanki İslam bilim ve akılla çelişir gibi bir bakış açısı da var ya. O bakış açısını esasında yerle yeksan eden bir isim Fuat Sezgin. Bu anlamda programımızda da örtüşüyor evet, Fuat yani Sezgin ismi. Evet, 2019'un Fuat Sezgin yılı olmasıyla ilgili kararı alanları tebrik ediyoruz. Gerçekten bu algının kırılması çok önemli. İslam'ın bilimle, akılla hiçbir sorunu olmadığını yani yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani böyle bir ilanın buna katkıda bulunacağını düşünüyorum. Fuat Sezgin Hoca da bunu hep anlatmaya çalıştı. Ben tabii farklı olarak daha çok modern konulara girip de bunu anlatmaya çalıştım. Modern konular üzerinden. Fuat Sezgin Hoca ise İslam tarihinden örnekler vererek, kendisi de zaten çok iyi bir bilim tarihçisiydi, kendi alanından örneklerle buradaki yanlış algıları kırmaya çalıştı. Fuat Sezgin Hoca çalışkanlığıyla örnek olan bir insandı. Yani günde birkaç saat uyuyup geri kalan hepsini aşağı yukarı çalışmaya adayacak kadar böyle müthiş bir azmi, müthiş bir çalışkanlığı vardı. Ve bir heyetin bile zor ortaya çıkartacağı eserleri tek başına ortaya koydu. Allah mekanını cennet etsin, amin. Allah rahmet eylesin. Hocanın hep söylediği ve vurgulamaya çalıştığımız hususlardan bir tanesi şu. Müslümanların günümüzdeki başarısızlıklarının önemli sebeplerinden biri, kendine yeterince güvenleri olmaması, aşağılık kompleksine sahip olmaları diyordu. Ve tarihte İslam'ın başarıları gösterilirse bu aşağılık kompleksinin yıkılmasında faydalı olacağını, bu aşağılık kompleksi yıkılınca ise Müslümanların birçok değerli üretim yapacağını düşünüyordu. Oysa ki Müslüman demek özgüvenli olmak demek esasında. Tabii burada özgüven de kazanacakları şey vardı. Çünkü Müslümanların özellikle 8. yüzyıl 16. yüzyıl arasında hiçbir medeniyetten geride olduklarını söyleyebileceğimiz bir durum yok. Özellikle 8'de 13 arasında bu çok daha açık ama 16'ya kadar da bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Burada ortaya konmuş felsefe ve bilim tarihinde dünyanın o dönemde başka hiçbir yerinde olmayan başarılar var. Burada ortaya konan ve üretilen eserlerin dünyanın birçok yerine tercüme edilmesiyle oradaki bilimin beslenmesi var. Fuat Sezgin Hoca yaptığı eserlerle bunun nasıl böyle olduğunu da belgeleyen, ortaya koyan bir insan. Ondan bu yılda bu konuyu gündemde tutmak bence çok yararlı olacak. Ayrıca bu konuyu gündemde tutarken hep de şunu da rica ederim. Salt bir bilim tarihi açıklamasına, salt bir Fuat Sezgin Hoca'nın eserlerini açıklamaya dönüşmesin. Biz bugün nasıl bilimle din arasında, vahiy ile akıl arasında olumlu ilişkiyi kurabiliriz? Bugünün bilimin ortaya koydukları konularla bunu en güzel şekilde nasıl yapabiliriz de bu vesileyle inşallah gündeme getirelim ve konuşalım. Peki, almış olduk bu vesileyle. 2019 yılı Fuat Sezgin yılı. Çok da yerli yerinde seçilmiş bir isim olduğunu harika düşünüyorsunuz siz de. Kur'an mucizeleri dedik ama yakın zamanda bir kitabınız çıktı. Evet. Eşiniz Feryal Taslaman'la birlikte hazırladınız. İslam ve Kadın. Evet. Kitap bana ait ama izleyicilerimize de hediye edeceğiz. 5 izleyicimize bu kitaptan hediye edeceğiz. Ama bir sorumuz var. Sorumuza doğru yanıt verenler arasından da 5 ismi seçeceğiz. Kitabı hediye edeceğiz. Sorumuzu değil mi izleyicimize? Basit bir soru. Sorun da çok kimse doğru yöneltelim. Şöyle evet, seçtik soruyu. Kur'an'ın kadınları anlatan Nisa suresi kaçıncı suresidir diye güzel izleyicilerimize soruyoruz. Lütfen ekranda da yazalım. Ara ara izleyicilerimize hatırlatalım. Benim şahsi Instagram hesabımda ilahi mesaj etiketiyle cevapları verebilirsiniz. Her açıdan TV Twitter adresimizde yine ilahi mesaj etiketiyle soruya yanıt verebilirsiniz. Kur'an'ın kadınları anlatan Nisa suresi kaçıncı suresidir sorumuz. Doğru cevap verenler arasından da 5 kişiye Caner Taslaman, Feryal Taslaman'ın İslam ve Kadın isimli kitabını hediye edeceğiz. Çok kısacık konularımıza girmeden önce neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissettiniz eşinizle birlikte? Kısacık sizden bir dinleyelim. Bakın bugün aslında Kur'an'ın olağanüstülüklerini konuşma sebebimiz, o kitabı yazma sebebimiz arasında bir ortaklık var. İnternette
özellikle ve medyada bazı yayınlarla İslam hakkında birçok olumsuz algı gündeme geliyor. Ve birçok kimse İslam'a neden inanmalıyız sorusunu temellendirmekte zorluk çekiyor. Biz şu anda Kur'an'ın olağanüstülükleri anlatmaya çalışacağız ki birçok insan neden Kur'an'ın Allah'tan olduğuna iman ettiklerini bir temel bulabilsinler diye. Ha, aynı zamanda İslam ve kadın konusunda ise birçok yanlış algı pompalanıyor. İslam mesela kadınların hayatta aktif görevler almalarında, yönetici olmalarında, eğitim almalarında, çalışmalarında bir engelmiş gibi sunuluyor. Kadınlarla ilgili birçok uydurma rivayet sanki peygamberimiz söylemiş gibi sunuluyor. Bunların yanlış olduğunu göstermeye çalıştık. Bunlar sadece millet İslam'ı beğensin diye İslam'ı makyajladığımız için yanlış olduğunu göstermeye çalışmadık. Bunlar gerçekten yanlış olduğu için. Alemlere rahmet olan bir peygamberimiz o tip sözler söylemeyeceği için, bunlar Kur'an'la uymayacağı için bunlar ortaya koymaya çalıştık. Kur'an'da kadınların hayata aktif katılmalarına, eğitim almalarına hiçbir engel olmadığı için bunları göstermeye çalıştık. Kur'an'da kadınlarla erkeklerin yaratılış sebebi aynı sebebe bağlanıyor. Yani Allah'a yönelmek, Allah'la ilişki kurmak için, kulluk için insanlar yaratıldığı söyleniyor. Yani kulluk da Allah'la ilişki kurmaktaki her şeyi ifade eden bir şey. Buna karşılık kadınların bu dünyadaki varlık sebebini sanki erkeğe itaat etmek ve erkeğe itaat üzerinden cenneti kazanmak gibi sunanlar var. Bu algıların yanlış olduğunun düzeltilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani nüfusun yarısı kadın ve kadınların en çok merak ettiği konunun İslam ve kadın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunca yıldır İslam'la ilgili merak edilen soruları cevap vermeye çalışan bir kişi olarak. O yüzden bu kitabı Bir kere yazdık. daha gösterelim Yani mi İslam ve Kadın izleyicimize? kitabı. Şunu da söyleyelim. Arşivlik bir Şu kitap anda olduğu çok belli. benim internet sitemde bunun ücretsiz PDF'i var. Yani ticari bir şey de olduğunu sanmasınlar bu kitabın yazılmasına. Elini alıp da okumak isteyenler olduğu için tabii ki basılıyor da. İsteyen satın alabilir internetten ama benim sitemde ücretsiz PDF'i var. Yani ben kitaba para vermek istemiyorum, tasarruf yapıyorum diyenler de veyahut da PDF'ten okumaktan zevk alanlar da lütfen internetten bilgisayarlarını indirsinler ve de kitabı okusunlar. Çokça insana ulaşmasını temenni ediyorum ben de. Üzerinde belli ki uzun canertaslaman.com zamandır sitemin adı da o. çalışmışsınız, uğraşmışsınız. Hayırlı ve uğurlu olsun bu kitap. Dediğim gibi çokça insana ulaşır inşallah. Evet, başlayalım mı artık? Kur'an Başlayalım. mucizeleri dedik. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Kur'an'da ana rahminde üç karanlık içinde yaratılıştan bahsediliyor. Ne demek bu üç karanlık Caner Bey? Ne kastediliyor? Şimdi çocuk anne rahminde büyürken bakalım dış dünyayla çocuğun oradaki pozisyonu arasında koruyucu kaç tane katman var? Saydığımızda bir tane annesinin karın duvar. Bir tanesi gerçekten olağanüstü mucize özelliklere sahip olan rahim. Üçüncüsü ise amniyon kesesi. Belki o dönemde birçok insan bu amniyon kesesinden habersizdi, bilmiyordu. Bununla ilgili ciddi bir şey de yoktu. Ama baktığımızda amniyon kesesi de gerçekten çok önemli. Amniyon kesesinin içindeki sıvı sayesinde çocuk orada ve o kese sayesinde dışarıdaki darbelere karşı korunaklı oluyor. 31 derece gibi orada sabit bir ısı var. Oradaki suyun içinde vücudu ısı değişimlerine karşı korunuyor. Ve bir et düşünün. Yani çocuğun etini düşünün. O hep anne rahminde bir yere yapışık gibi dursa ne olur? Orada müthiş yaralar oluşur. Bunu birçok hastaların bedeninde de gözlemliyoruz, değil mi? Hastaları çevirmezlerse, tek bir taraf Tabii üzerine tabii. yatsa müthiş yaralar oluşur. Oradaki 9 aylık süreç içerisinde müthiş yaralar oluşur bedeni. O amniyonun içindeki o sıvı o tarz yaralanmalardan da koruyor. Yani orada o sıvı olmasa, amniyon kesesi olmasa o çocuk yaşamaz. O gerçekten rahim duvarı da yine olağanüstü özelliklere sahip. Normalde 50 gram kadar bir şey rahim duvarı. Hamileliğin olmadığı dönemde. Ama hamilelik olunca o rahim duvarı müthiş esneklik gösteriyor. Vücutta o kadar çok esneklik gösterebilen değişim ve hazır başka bir kas yok. Çocuğa o ortamı hazırlamak için. Tabii Allah baştan onu ona uygun şekilde yaratmış. 5 kiloya kadar işte varacak bir çocuğu da taşıyor. Hatta ikizler, üçüzler olunca daha da fazlasını. Daha Yani taşıyor, kendi doğru. ağırlığının, evvelki ağırlığının, hamilelik öncesi ağırlığının 100 katı kadar ağırlığı taşıyacak bir esnekliğe geliyor. O yapıya geliyor rahim duvarı. Onda da böyle olağanüstü bir özellik var. Kur'an o dayanıklı bir ortamda onun çocuğun büyümesine de ayrıca dikkat çekiyor. Dikkat ederseniz işte dış sayarsak yani karın duvarı bir kat, işte rahim bir kat, amniyon kesesi üç şeklinde böyle üçlü bir katman içerisinde çok korunaklı bir Ha, dönem geçiriyor üç çocuk. O tabii o karanlık üç yani. tane ayrı
katman içindeki, karanlık içinde bir gelişim sağlıyor. Bu da bana göre. İfade nasıl Kur'an-ı Kerim'de? Sizi üç karanlık içinde yarattık diye geçiyor. Üç karanlık içinde bir yaratılıştan bahsediliyor Hangi Kur'an'da. Hangi surede geçiyor bu? Kur'an'da. Onu şurada söyleyeyim. Müminin suresinde şeyler bahsediyordu ama şimdi tam ekrana da bazı görseller geliyor. Tam belki manasıyla daha şey olsun diye tam net ifade edebilmemiz açısından. Ayetini de şimdi tamam, yani programın ilerleyen dakikalarında yok, da söyleyebiliriz. Hemen, yani hemen şurada duruyor. Onu iki dakikada neydi? Söyleyebiliriz. Ayet tam olarak bir ayet, daha tekrar siz edelim. Annelerinizin karınlarında üç karanlıkta bir yaratılıştan diğer yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. Bu 39 Zümer suresi 6. ayette geçiyor. Aman Allah'ım, yani o az önce bahsettiğiniz evet. Ne dediniz? Rahim duvarı var. Karın duvarı var ve amniyon kesesi var. Böyle üçlü bir katmanın içerisinde çocuk müthiş bir şekilde. Bu mucize şey, ayetle evet. Sabit bir durum. Evet. Muazzam, inanılmaz. Bazı görselleri de ekrana vermeye başladı izleyicilerimiz. Görseller de muazzam. Yani bu kadın, doğum, insanın o yaratılışı zaten başlı başına bir mucize ama o çocuk dünyaya gelene kadar da anne karnında yine bir mucizenin içinde yaşama tabii, tutunmaya birçok çalışıyor. İnsan şöyle zannediyordu baştan, özellikle ateistler, yaratılışın olağanüstülüğünü takdir edemeyenler. Hani biz dışarıdan baktığımızda bunlar böyle hani çok enteresan gözüküyor ama hani biz bunların detaylarına indikçe daha basitleşecektir. Aslında pek önemli bir şey olmadığı anlaşılacaktır. Oysa tam tersine bu mesela böyle bakıldığında, dikkat edin, oradaki çocuğun büyümesiyle ilgili özel kameralarla çekilen bu tip resimler ya da bir kısmı canlandırma da olabilir. Özel kamerayla çekilen versiyonları da var. Olağanüstü gözüküyor. Fakat bunların derinlemesine indiğinizde, mesela amniyon kesesindeki o sıvıyı, onun derecesini incelediğinizde, o mesela anne ile çocuk arasındaki kordonun detaylarını incelediğinizde, oradan gıdanın gelişinin ayarlanmasını incelediğinizde, detaya indikçe her seferinde muazzamlık artıyor. Yani beklenen şey şu, dikkat edin, ateistler tarafından bakılışta bir enteresanlık var, derine indikçe basit ve sıradan olacak. Oysa baktığımızda bir İnanmayanların bununla ilgili tezi ne? Tam olarak ne diyorlar? Yani bunlar tabii ki tesadüfen bunu bir mucize olarak görmüyor, tesadüf yani bütün, eseri. Bütün evrenin, her şeyin olduğu gibi anne rahmindeki bizim yaratılışımıza tesadüfen görüyorlar. Tabii bununla ilgili de Allah'ın varlığının 12 delili isimli bir kitabımız var. O da internette ücretsiz PDF'i var. Özellikle bu ateist argümanları sunanlara karşı herkes okumasını tavsiye ederim. Bir de Fıtrat Delilleri kitabım var. O 12 delinin son 5'ini daha detaylı bir şekilde açıkladığım, o daha da orijinal bir çalışma olduğunu düşündüğüm bir çalışmam var. Onları tavsiye ederim. Başlıklarımız çokça. Bugün ateizm hakkında konuşmayacağımız için sadece tamam, kitabı. Tamam peki, evet, ama denk geldi. Söylemiş olduk. Bir gün sırf o konuya da ayırabiliriz. Gireriz inşallah. Bir de Kur'an'da dünyanın şekliyle ilgili anlatımlara ben hemen geçmek istiyorum. O şekille ilgili Kur'an'da bir anlatım var mı? Desteklenen bir durum var mı? Bir de milyarlarla ifade edilen bir yaşta ya gezegenimiz. Evet. Kur'an açısından bu nasıl ifade ediliyor? Bu iki soru da çok önemli sorular. Birincisi, son sorduğunuz soru, dünyanın yaşı milyarlarca olmasını İslam açısından sonra teşkil edip etmediği önemli bir konu. Niye? Bilim-din ilişkisinde dünyada en çok ihtilaf konusu olmuş konulardan biri budur. Dünyanın 6000 yaşında olduğunu söyleyenler olmuştur. Hı hı. Özellikle Hristiyan, Yahudi dünyada. İslam aleminde bunun üzerine ciddi bir ısrar olmamıştır. Gerçi İsrailiyatla bize de geçip de bunu savunan çok az bir kişi olmuştur ama İslam dünyasında bu görüş pek önemsenmediği için böyle bir ihtilaf olmamış. Ama batıdaki bilim din çalışmasındaki en önemli konulardan biri dünyanın yaşını böyle 6-7 bin yaşında sanmakla alakalı olmuş. Kur'an'da dünyanın 6-7 bin yaşında olduğunla ilgili tek bir ifade bile yok. Kur'an'da dünyanın 6 yevmde, yani 6 dönemde yaratıldığı geçiyor. Yem kelimesi Kur'an'da dönem anlamına gelir. Bu 24 saatlik bir dönemi de ifade edebilir. Kur'an'da 1000 yıl süren bir yevmden de bahsedilir. Yani 1000 yılda sürebilir. 50 bin yıl süren bir yevmden de bahsedilir Kur'an'da. Yani 50 bin yılda sürebilir. Yani burada anlıyoruz ki yem kelimesi dönem anlamına gelir. Farklı farklı uzunluklar ifade edebilir. Yani dünya 6 dönemde yaratıldığı geçer. Yani hiçbir şekilde Kur'an'da 6000 yaşında olduğu geçmez. Hiçbir şekilde bu ifade geçmez. Ve gerçekten de baktığımızda bu 6'yı nereden bölebiliriz, nasıl bölebiliriz tartışma konusu olabilir. Yani ben isteyen 6'ya da bölebilirim ama bir kısmı 7'ye de bölebilir. Yani nereden bölünebileceği tartışma konusu olabilir. Fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evrenin başlangıcından bu anına kadar farklı farklı dönemler vardır. Tek tip bir dönem yoktur. Mesela evrenin başlangıcında Higgs parçacığı dediğimiz parçacık etkin olmuştur. Kütle vermiştir.
Atom altı parçacıklar ortaya çıkmıştır. Bu mesela çok önemli bir süreçtir. Daha sonra evrenin başlangıcında birkaç yüz bin yıllık radyasyonun yüksek olduğu böyle bir ortam var. Bu da çok önemli bir dönemdir. Bundan sonra galaksilerin formasyonlarıyla ayrılmaları, birbirinden tamamen kopmaları o birkaç yüz bin yıllık dönemden sonra var. Bu önemli bir dönemdir. Galaksiler içinde yıldızla ilk dönem yıldızlar var, ikinci dönem yıldızlar var, sonraki dönem gelen yıldızlar var. Bunlar önemli süreçlerdir. Fakat şurası çok açık. Ayrı ayrı evrelerin olduğu, Kur'an'ın işaret ettiği gibi evrelerden geçerek dünyamız bu döneme gelmiştir. O açıdan Kur'an'ı herhangi bir ifadeyle ufacık bir zıtlık teşkil etmemekte. Ha, dünyamızın örnek verebileceğiniz ayetler var mı bu konuyla ilgili? İşte Kur'an'da 6 dönemde yaratıldığı evet. geçiyor. Yani burada farklı dönemlerde gerçekten var. Şimdi altının nerede bölüneceğine ilgili dediğin gibi ayrı ayrı bir şeyler tartışabiliriz ama en azından dönemlerin ayrı ayrı dönemlerin olduğu çok açıktır. Demin saydıklarında mesela bir ayrı ayrı döneme karşılık düşünülebilir. Dünyanın şekliyle ilgili sorduğunuz soruyu da yani açıklayayım. Aslında çok eski tarihlerden beri dünyanın yuvarlak olduğu söylenmiştir ama günümüzde bile bakıyoruz hem Amerika'da bir moda olarak dünya düzdür diyenler böyle çıktı. Böyle bir anlayış çıktı yakın zamanda. Ya, Türkiye'de de ne yazık ki böyle bir bilim dışı ve mantık dışı bana göre anlayış çıktı. Biruni gibi felsefecilerimiz ki ve bilim adamlarımız hem felsefeci hem bilim insanı demek, hatta bilim insanlığı deneysel gözlemsel Biruni de daha öndedir felsefeci yönünden. Küresel trigonometriyi kullanarak öyle bir çubukla dünyanın çapını çok doğruya yakın tespit etmişler o dönem. Bakın dünyanın dışına çıkmadan. Küresel trigonometrinin araçlarını kullanarak öyle bir iki çubuk dikerek gölgelerde. Biruni'nin tabii ki bu işte bundan 700-800 yıl önce yaptığı tipteki şeyler yani 700-800 diyor 1000 küsur yıl önce yaptıklarını günümüzde tartışılıyor olması ki Biruni'den önce de eski Yunan'da bununla ilgili şeyler var. Bana göre çok üzücü. Ama bu tarz bir görüşün en azından İslam'la bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Yani bu hala dünya düz mü değil mi diye Amerika'da ve Türkiye'de tartışan gruplar çıksınlar. Kur'an'da tam tersine yuvarlak olduğuna işaret eden ifadeler var. Nasıl ifadeler? Bir tanesi tartışılan bir ifade. O tartışılan ifadeyi söyleyeyim. Naziat suresinde Daf ifadesi geçiyor. Süleyman Ateş Hoca kendisi eski bir Diyanet İşleri Başkanımız ve değerli bir tefsir profesörümüz. O Daf kelimesi burada deve kuşu yumurtasıyla aynı kelimenin alakasını söylüyor. Bir buradan dünyanın şeklinde ve kuş yumurtasına benzetildiği tipte bir ifade var. Bu Daf kelimesi ilgili bazı tartışmalar var. Ondan ben bunu ikinci derece bir delil diye kullanıyorum. Onunla ilgili tartışmalara girmeyeceğim iş uzar diye. Fakat bana göre daha açık dünyanın yuvarlaklığına bir işaret var. Kur'an'da geceyi gündüzü, gündüzü gecenin üzerine Allah doluyor şeklinde bir ifade geçiyor. Doluyor orada geçen film de yükevviru. Yani o doluyor. Baştaki o ifadesi yükevviru. Türkçedeki küre kelimesi de aynı kökenden geliyor. Küre kelimesiyle aynı kökten gelen bir fiil. Gündüzü gecenin üstüne, geceyi gündüzün üstüne doluyor. Aslında bu başa sarık sarmak için de dikkat edin. Yuvarlak için üzerine Arapçada sıkça kullanılan bir kelime. Ve gerçekten burada olağanüstü bir şekilde eğer ki dünyaya uzaktan bir yerden baksanız tam kuracağınız cümle bu olurdu. Uzaktan bir yerden dünyaya baktığınızda bir bakarsınız böyle yuvarlak bir şeyin üzerinde gündüz gecenin üzerine böyle dolanıyor. Yuvarlak bir şeyin üzerine dolanır gibi. Ki yuvarlak bir şeyin üzerine dolanıyor zaten gibisi fazla. Gece de aynı şekilde öbür taraftan gündüzün üstüne gündüzü dolanıyor. Gündüzü takip ediyor. Yani evet. Tam o yuvarlak bir zemin üstünde geceyle gündüz birbirinin üzerine dolanmıyorlar. Yani o yüzden Kur'an'ın kullandığı oradaki ifade muazzam bir ifade. Hem dünyanın küreliğine işaret eden hem geceyle gündüzün hareket tarzını dünyanın üzerinde çok güzel ifade eden bir ifadeler. Burada da ben yuvarlaklığa da bir işaret olduğunu düşünüyorum. Daf kelimesi ilgili tartışmalar yapılsın. Fesliler onunla ilgili farklı bazı görüşler var. Ben onun da Süleyman Hoca'nın dediği gibi olacağını zannediyorum. Ama onlar tartışmalı olduğunu da belirtelim. Bunlar var. En azından düz olduğuna ilgili de hiçbir ifade olmadığına İfade yok. Da, dünyanın yuvarlak şey olduğuna dair deliller Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Şimdi mucizeleri konuşuyoruz ama yine bir delil olabileceğine dair bir ifade, bir anlatım. Kur'an'da Firavun'un bedeninin kurtarılacağı, sonradan gelen insanlara bu bedenin delil olacağı apaçık bir şekilde anlatılıyor mu Caner Bey? Evet, apaçık. Hani neden Firavun? Çünkü hep
ibretlik olması açısından Firavun'la ilgili anlatımlar çoktur Kur'an'da. Bir örnek olarak gösterilir. Tabii, tabii. İnsanoğlunun neyi yapıp neyi yapmamasına iyi bir anlatımdır Firavun anlatımı. Ama o beden kurtarılacak ve sonradan gelen insanlara o bedenin delil olacağı ifadesi Kur'an'da mevcut mu? Mevcut. Hem de çok açık bir şekilde mevcut. Ayetleri de okuyalım. Tamam. Yani Yunus suresi 90'la 92. ayetler. 90, 91, 92. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu ise azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Boğulmak üzereyken İsrailoğulları inandığından başka Tanrı olmadı inandım. Ben de teslim olanlardanım dedi. Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştu. Bugün hadi, senin bedenini kurtaracağız ki Arapça geçen kelime de bedenike diye. Yani senin bedenini Türkçe'de geçen aynı kelime. Arapçadan geçmiş Türkçe'ye. Senden sonrakileri bir delil olsun. Dikkat et, seni kurtaracağız demiyor canını falan. Öyle bir şey olsa. Sen sonrakilere delil olması için bedenini kurtarılacağından bahsediyor. Çok açık bir ifade. Türkçe'ye de tamamen aynı kelime geçmiş. Gerçekten insanların çoğunluğu delillerimizden habersizdirler. Bence ayetin bu kısmı da muazzam. Şimdi bunu bahsedeceğiz. Bakalım ilahiyatçılarımızın kaçının bundan haberi var. Buna benzer bir olayın olduğuna, değil mi? Ayet ne diyor? İnsanların çoğunluğu delillerimizden habersizdirler. Yani Kur'an birçok delilin olduğu söylüyor da habersiz bize program anlatıyoruz ki haberdarlar çoğalsın diye. Ne kadar çoğalır çoğalmaz bilemiyorum. Ama çoğunluk yine de delillerden habersiz oluyor inşallah. Biz yine çoğaltmak için uğraşalım. Şöyle bir soru soralım. Kur'an'da anlatılan birçok tip var. İnsan tipi var. Mesela Hazreti Nuh'a karşıt gelenler var. Hazreti Şuayb'a karşı gelenler var. Firavun'un döneminde Karun var, Haman var. Firavun'un kendisi var. Daha birçok kimse var. Kur'an'da bu insanlardan hangisinin şu anda mezarının nerede olduğunu acaba kesin bir şekilde biliyoruz diye soralım. Şakar hiçbirininki bilinmiyor. Belki birisi Ebu Leheb'le ilgili işte biri oldu. O bile ben tartışmalıdır. Yani olduğunu ileri sürebilir. Peki Kur'an'da hadi onları kötü adamları bırakalım. Kötü insan figürleri olumsuz Kur'an'da çizilen. Hiçbirinin şu anda mezarının bile nerede olduğunu bilmiyoruz. Peki olumlu figürlerin Kur'an'da Hazreti Nuh'un, Musa'nın, değil mi? Yani İsa'nın ki bana göre İsa vefat ettirildi Kur'an'da hani göğe çekildi diyenler var ama İsa vefat ettirildi. İşte Şuayb'ın, Salih'in, Süleyman'ın, Davud'un hangisinin yani tam mezarı kesin bir şekilde olduğu bir yerde söylenebilir? Bir tek peygamberimizinki söylenebilir. Peygamberimizin dışında hiçbirininki söylemez. Aslında böyle baktığımızda Kur'an'da peygamberimizin nerede olduğu belli. Ama bedeni gözükecek şekilde ortada olan sadece bir kişi olduğu iddia edilebilir. O da bu Firavun'un cesedi. Bulundu mu peki? Tabii ki bulundu. Nerede bulundu? Çok söyleyelim, çok basit şekilde. Yani 1880... Firavun'un cesedi görülebilir tabii, bir yerde tabii mi? Şu anda Mısır'daki Kahire Müzesi'nde Firavunların hepsi var, mumyalanmış şekilde duruyorlar. Aile aile oradalar. Bunlar zaten yüzyıllara bakarsak bunlardan biri de. Ve bunlar ne zaman bulundu? Bulunduğu tarih de çok yani Kur'an'ın vahyinden çok sonra. 1881 ve 1898 yıllarda iki parti şeklinde bunlar bulundu. Kahire'de o sergilenen mumyalardan bir tanesi. Firavun'un cesedinin sergilendiğine kanıttır. Yani Kur'an'ın o mucizesinin göstergesidir. Tabii. Çok, bu kadar ama basit şurada, mi ya? Bu kadar basit değil. Yani şeye bakalım. Kur'an'ın vahyedildiği dönem 7. yüzyıl. Tamam. Hazreti Musa'nın hangi dönemde yaşadığına ilgili bazı tartışmalar var. Ama yani milattan önce 12. Çok özür dilerim Caner Bey. Mesela arkadaşlarım bazı görselleri ekrana veriyorlar. İşte mumya bunlar. Bahsettiklerimiz tam da bu mu? Şimdi Kahire Müzesi'ndeki evet, firavunlar kral mumyaları onlardan bunlar. Birisi. Evet, kral şimdi mumyaları. Şurada dikkat edin. Firavunların hepsi mumyalanıp aile aile oralarda gömülmüşler. Kur'an'ın vahyedildiği dönem 7. yüzyıl. Bunların oluşu milattan önce 12. 13. 14. 15. yüzyıl arası. Yani 1000 küsür yıl önce. Kur'an'ın vahyinden 1500 yıldan daha da fazla süre fark var arada. Evvelden gömülmüşler. Kur'an'ın indiği dönemde bunların korunduğu bir yerde durduğundan kimsenin haberi yok veya hala ayakta olduklarını. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde. Diyelim ki haberi var, bunların ellerinde bulunacağını, senin bedenin ibret olsun diye korunacak denmesi de mümkün değil. Peki Kur'an'ın vahyinden kaç yüzyıl sonra bunlar ortaya çıktı? 12-13 yüzyıl sonra.
Yani Kur'an 7. yüzyılda vahyediydi. Bunların bulunması 1800'lü yıllar dediniz. 1881-1898. Yani bu İslam'ın 13. aşağı yukarı asrına yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1200 yıldan fazla bir süre var. Kur'an'dan sonra bulunuyor. Yani bu kafadan atmayla tutturulacak bir şey mi değil mi? Çok kimsenin insafına bırakıyorum. Ve ayetteki ifadeye dikkat edin. Bir ne diyor? Senin bedenini kurtaracağız. Bakın Firavun'un kurtarılması değil. Özel Bedenini. bedenin. Ve bedenine bakıp bazı insanlara delil olacak. Şu anda işte o müzedekiler duruyor. Ha şöyle bir soru sorabilir. Bunlardan hangisi? Çünkü orada aile aile firavunlar gömülmüş. Muhtemelen orada o firavunun cesedi boğulduktan sonra sahile atılınca ceset onun da firavun ailesinden olduğu için doğal olarak bütün firavunlara uygulanan prosedür neyse ona uygulandı, mumyalandı ve gömüldü. Bu kadar basit olay. Ama tabii bunun bulunması, bulunacağını Kur'an'da söylenmesi basit bir Hayır, olay değil. enteresan Olmasın. olan söylediğiniz şu. Dediniz ki yani birçok olumsuz figürden bahsetti Kur'an'da bahsedilen. Çokça var o örnekler, sadece Firavun değil. Ama onlardan hiçbiriyle ilgili böyle bir ifade Bunun yok. tabii Firavun'la ilgili böyle net bir ifade var. Senin bedenini kurtaracağız. Sonra 1800'lü yıllarda işte o Firavun ve ailelerinin o mezarlarında Kur'an'ın mumyalanmış vahyinden bin küsür şekilde, yıl sonra mumyalanarak daha doğrusu gömülmüş halde bulunuyorlar. ve bunu tabii ki bizimkiler böyle yabancı söyleyince çok daha çok hoşlarına gider. Hani biz söyleyince pek yetmez. Mesela bazı yani Yahudi, Hristiyan araştırmacılar da o Firavun cesetlerinden biri onlardan biri olduğunu söylüyor. Hazreti Musa'nın dönemindeki. Yani bunu söyleyen de sadece benim burada bulduğum gibi bir şey zannedilmesin. Birçok tarihçi de gösterebiliriz bunu onlardan biri zanneden. Yani bunlardan hangisi olduğu tartışmalı. Şimdi bir sürü firavun var o döneminde kapsayan. Kimisi Ramses demiş, Merneptah demiş. Ha, şimdi son dönemde benim vardığım kanaat şu. Yani ikinci Tutmos'un olduğu yönünde veya üçüncü Tutmos. Bunun nedenini o da tabii milattan önce 15. yüzyıl onu söyleyelim. Burada baktığımızda birinci hiyeroglifler tabii kısmen çözüldü biliyorsunuz. Çözüldü diyebiliriz hatta kısmen ifadesi de gereksiz. Şimdi birinci Tutmos döneminde hiyerogliflerin çözülmesi de tabii çok yakın yani geçtiğimiz yüzyılda çözüldü. Öyle yani yıllardır insanlar kesintisiz okudukları bir şey değil. Şimdi birinci Tutmos döneminde Tutmos mu? ben tabii burada Tutmos, resminden tanıyacak kadar arkadaşla muhabbetim yok. ama arkadaşlarım Tutmos'la ilgili bu görselleri Tutmos olabilir bulmuşlar. tabii mumyaya benzer. Ben bakarak çözemem ne yazık ki. Evet. Şunu diyelim. Birinci Tutmos'un dönemine baktığımızda orada esirlerin olduğu yani esir olan kavimlerin olduğu Firavun'un orada geçiyor ve bunu birçok kimse o ifade eden Yahudi kavmi olduğu tahmin ediliyor. Çünkü Hazreti Musa'nın biliyorsunuz hem Kur'an'da hem Tevrat'ta anlattığı önemli özellikle biri kavmini esaretten kurtarması. Yani demek ki daha evvel kavmi esarette olacak sonra kurtulacak. Şimdi Tutmos döneminde o esareti gösteren deliller var. O Tutmos 2'ye 3'e doğru geldiğimizde esaretten kurtulmaları var. Bu yüzden Tutmos 2 olduğunu özellikle düşünüyoruz. Ha, bir ihtimal biraz Tutmos 3 olduğunu da düşünebilirler. İkisinin de orada mumyalarda yerleri var. Tutmos 2'nin de cesedinde ayrıca bazı yara izleri falan gözüküyor. Hem Kur'an'da dikkat ederse Firavun'un ve yakınındakilerin birçok belaya uğratıldığı geçiyor. İşte çekirge gibi, kan gibi, kurbağa gibi. Burada yine Tevrat'ta da birçok hastalıklara uğratıldıkları geçiyor. Bunların da vücudunda belli bir hastalıklara yol açmış olması ve Tutmos 2'nin vücudunda gözlenen o hastalıkların bunların eseri olması da gayet muhtemel. Ondan yani Tutmos 2'nin ben çok tutarlı olduğu kanaatindeyim. Ha, bir ihtimal sonraki Yani Tutmos 3 ayette olmasına bir ihtimal. anlatıldığı gibi cansız bedeni kurtarılıyor, İşte Firavun gün ışığına çıkarılıyor ve bu da Kur'an'ın mucizelerinden, delillerinden işte bir biri. tabii bu olmadı diyelim niye onlardan bir tanesi yani firavunlardan bir tanesi Hazreti Musa'nın dönemindeki hepsi aile aile oradalar bu kadar açık ve ne zaman bulunduğunu millet sorsun yani Kur'an'dan bin küsür yıl önce yani bizden şuradan 200 yıl bile olmamış 100 küsür yıl önce bulunmuş bir şey. Ha, bundaki olağanüstülüğü insanlar anlar, anlayamazlar. Şu an Ayette gerçekten ben çok şaşırdım. insanların çoğu delillerimizden habersizdirler ifadesi. Kur'an'ın Bizim ya, gibi bilmeyenlere bir bakın hitap şekli de var orada. zaten delilleri görünce insanlar hep böyle bir dudak bükmeleri oluyor. Hazreti Musa döneminde de Firavun bir çekirge afeti geliyor başına belki bir dudak büküyor. İşte Hazreti Musa büyücüleri yeniyor ya işte asıl bu büyük büyücü olduğu için bunları yendi diyor.
İşte başka bir şey gösteriyor. Diyelim eli bembeyaz bir şekilde, özel bir şekilde çıkıyor koyuna soktuğunda. Yani işte onu yine bir büyücü olarak nitelendiriyor. O geliyor, bu geliyor başına. Ancak işte o deniz yarıldığında, kapanmaya başladığında, artık ölme üzereyken, artık fayda etmeyeceği bir dönemde iman ettiğini söylüyor. Tam öleceği artık ona belli olduktan sonra artık orada da fayda etmiyor. Ha, ondan önce de birçok delil gördü. Ha, delilleri anlamak istemeyenler için, her zaman için bir şeylere dudak bükmek için bir kendi kafalarında bir Sebep kuruntu, bir vardır şüphe diyorsunuz ama olacaktır ama bu delil beni çok şaşırttı, açık söylüyorum. Bilmediğim bir şeydi. Çok da ifade net. Sizin de ispatlarınız net bir şekilde izleyicilerimize göstermiş olduk. Caner Bey, mucizeleri şöyle bir kenara koysam, haram ve helallerle ilgili size bir soru sorsam. Mesela müzik haram mıdır İslam dininde? değildir. Bir şeyin çünkü haram olması için Kur'an'da açık ve net ifade olması lazım. Açık, net bir şekilde bu haramdır Bu denmesi nasıl lazım. yanlış bir algı peki? Haram olmayan her şey, mesela diyelim ki çay içebilir miyiz? Kahve içebilir miyiz? Ha, bir ara kahve de haram diyenler çıkmış yani, o da tarihte hatırlatalım, sonradan şey olmuş ama insanlar dönem dönem bazı kendileri sevmedikleri şeyi millet de yapmasın diye haram ifadelerini kullanmışlardır. Müziğin gürültüsünden hoşlanmayan, ruhun da o müziğin güzelliğinin inceliğini anlamayacak kimseler elbette ki haram demişlerdir. Bu ne yazık ki yer bulmuş da bir görüş ama kesinlikle İslam'la alakası olmayan bir görüş. İmam Gazali ki birçok konuda yani böyle sert izahlarıyla da tanınır. İmam-ı Gazali yani müziği haram edenlerin işte kuşların ötüşüne bile düşman olacağını söyleyerek yani onlarla alay ediyor. Adeta müziği haram diyenlerle, kendisi de hani birçok konuda dediğim gibi yani katılmayacağımız izahı da olabilir ama bu konuda o bile böyle diyor. İmam Gazali de böyle diyor ama bizim için asıl temel referans noktası Kur'an'da bir şeyin yasaklandığına ilgili açık net bir ifade yoksa zaten otomatikman helaldir. Yani biz çay içilebilir mi, kahve içilebilir mi, cappuccino olabilir mi, sallama çay olabilir mi diye izah aramamıza gerek yok Kur'an'da. Asıl olan yasaklardır, yasak olmayan her şey helaldir. Haramlar daha az zaten değil mi helal Tabii dairesi ki. açısından Bakın. baktığımızda? Yani son derece spesifik değil midir haram Bakın Allah haram, kılınanlar? mesela yenmesi haram kılınanları sayalım. Kur'an'da açık. Evet. Kur'an'da dört ayrı yerde geçiyor. Dört tane haram sayıyor Allah yenmesi haram olanlarda. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. İnsanların yedikleri yiyecekler içinde. Haram kılınanlar bunlar. Sadece bu kadar. Bunların dışında temiz bütün ürünlerin hepsi helaldir. Bu kadar. Yani artık biz domates, patlıcan, maydanoz, karnabahar, enginar, brokoli, şu bu helal diye teker teker sormamıza gerek yok. Bu dördüne dahil olmayan her şey helaldir. Yani bu kadar basit. Müzik de haram değil Tabii ki müzik diyorsunuz. de haram değildir. Fakat şöyle bir şey var. Yani Kur'an'da bazı haramlar vardır. Siz o haramı müzikle yaparsanız da haramdır. Müziksiz Ha, yaparsanız haram. tabii. Yani bazen böyle diyordur. Ya adam müzikle isyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kardeşim Allah isyan ed bir şey Başlı demeyiz. başına haram Yani zaten. birisi konuşmak haram mı diye sorarsa konuşmak helal deriz. Ama sen konuşarak Allah'a isyan ediyorsan tabii ki o yani haram olur. Müzik de Allah'a isyan için kullanıyorsan müziği, insanı harama, kötülüğe teşvik için kullanıyorsan o zaten müzikle alakalı bir şey değil. Onu sen müziksiz de yapsan haram. Ama kimi şarkıların sözlerinde de farkında olmadan belki insanlar yapıyorlar. Yanlış ifadeler var Tabii ki onlar esasında. Şu an aklıma gelmiyor ama. ölçü çok basit. Konuşulurken söylenmemesi gereken her şey müzik yaparken de söylenmemesi gerekir. Yani sanat Allah'a, dine mesela, aa bu sanat işte olabilir. Ne olacak canım? Da dememek lazım. Yani münasebetsiz, Allah'a, dine karşı saygısız bir ifade müzik olunca bir yandan aa yani meşru da olmaz. Hani elbette ki böyle Anladım. bir şey olmaz. Yani konuşurken söylenmemesi gereken hiçbir şey müzik yaparken de söylenebilir duruma dönüşmez. Ama bu müziğin helal haram olmasıyla alakalı ki onu konuşurken de zaten söylemem lazım. Allah'a isyan içeren bir ifadeyi. Müzik olunca da elbette ki olmaması lazım. Bununla ilgili basit bir örnek verebilirim. Mesela Beatles'ın bir şarkısı vardır meşhur. Yani düşünün ki hiç işte cennet yok, insanlar ne kadar mutlu falan. Aslında tamamen dinlere karşı düşmanlık yapmak için yazılmış sözdür. Ve o şarkının sözü çok güzel bir melodiyle verilir.
Bu bence daha da tehlikelidir. Yani güzel bir melodi ile o sözleri birçok kimse kendini mırıldanırken bir anda bulur. Bulur ama Bulur. esasında çok son derece Tabii tehlikeli ki sözler. tamamen dine düşmanlıktan yazılmış bir sözlerdir, ifadelerdir onlar. Bir Müslümana tabii ki öyle bir şarkıyı söyleyemez, ona prim vermemesi lazım. Yani Allah'a düşmanlık etmiş bir kişi onu bir sanatsal kılıfa bulmuş. Ama buna karşılık yapılacak şey, buna benzer münasebetsiz sözler yapılacak şey müziği haram etmek değildir. Tam tersi yapılması gerekli şey nedir? Müslümanların bilim ve alanında güçlü oldukları gibi sanat alanında da güçlü olması, kendilerinin dinlenebilecek sözler ortaya koymalarıdır. Yani dinlenebilecek sözler çok geniştir. Allah'ın evrene yarattıklarındaki güzel haram olmayanlara karşı bir sevgiyle ilgili olabilir. Bana göre hepsinden daha güzel Allah sevgisiyle ilgili Doğru. olabilir. O olabilir, bu olabilir. Yani teker teker helal olan şeyleri yine saymamıza gerek yok. Ama sanat insanlara bir güzel bir şeyler sunmak için olabileceği gibi bence İslam dininin anlattığı temel öğeleri insanların kalbine sevdirmek, ısındırmak için de kullanılabilecek bir araç. Müslümanlar sanatla, müzikle iç içe olmaları lazım ki onu kullanabilsinler. Özellikle günümüzde olumlu bir mesajı vermekte sanat çok önemli bir aracı. Sanatı kullanmazsak çok çok büyük bir eksiklik olur. Mesela bir diziyi düşünün, fonunda müziği çıkartın birçok dizinin, filmin. İnanın o diziyle film bile zor izlenir hale dönebilir. Oldukça sıkıcı hale dönebilir. Yani günümüzün en etkili bana göre iki tane dalı var sanatta. Birisi sinema ve buna bağlı olan bütün o sinemanın içinde olan her şey. Sinema derken ben burada hani dizi falan hepsini de içine kapsayacak şekilde düşünüyorum. En etkili sanat alanlarından biri. Diğer bir tanesi de müzik bence. Ki sinemanın içinde ayrıca müzik de var tabii. Onu da yapalım. Ha, diğer sanat dalları da mutlaka etkilidir, çok önemlidir. Ama özellikle bu iki dal geniş kitleler üzerine çok çok etkili. Müslümanların bu iki dalda iyi sanatçılar çıkartıp bu alanları iyi kullanmaları dışında bence bir şansları yok. Eğer ki kitlelere İslam'ı anlatmak ve sevdirmek diye bir endişeleri varsa. Birazdan Caner Bey'e bir ifade soracağız. Çatlak şimdi değil. Sadece izleyicilerimize hatırlatmada bulunuyorum. Çatlaklarla dolu yere and olsun şeklinde bir ifade var. Yeryüzündeki fay hatları mı kastediliyor diye birazdan soracağız. Bu sorunun yanıtı için birazcık beklemeniz gerekiyor. Bir başka merak edilen konu izafiyet teorisi. Aklınıza kim geliyor? Einstein. Evet. Peki bu teoriye Kur'an'da daha doğrusu bu teoriyle ilgili bir ifade var mı? Yeni başlığımız, yeni sorumuz. Evet. Şimdi Kur'an'da Secde ve Meariç suresinde 1.000 yıl süren bir günden ve 50.000 yıl süren bir günden bahsediyor. Dikkat edin, bir günlük dönem bir bakıyorsunuz 1.000 yıl olabiliyor, bir bakıyorsunuz bir de 50.000 yıl olabiliyor. Bundan bir yerde birçok kimse bunu izafiyet teorisine bir işaret olarak anlamış ki bu bence makul bir anlayış. İzafiyet teorisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi zamanın izafi olduğunu söylemesi. Sırf zamanın değil yani mekanla ilgili de aynı şeyler ileri sürülüyor. Bununla ilgili verilen ikizler örneği var ama ben üçüzler olarak o örneği vermeyi seviyorum. Çünkü zamanı izafi yapan unsurlardan bir tanesi hızsa bir tanesi de yer çekimi. Yani şöyle 300 kardeşler olduğunu düşünelim. Bunlardan bir tanesini yer çekiminin dünyadan daha yüksek olduğu bir alana gönderelim. Jüpiter gezegeni gibi. Bir tanesini de işte ışık hızına çok yakın bir araca bindirelim. Bir süre sonra bu 300'ler buluşsun. Ne olur? En çok yaşlanan dünyada kalan olur. Yani yer çekimi ve hız arttıkça ikisinde de zaman yavaşlar. Yani Jüpiter'in üstünde veya ışık hızına yakın hızda seyahat eden kimse zamanı daha yavaş hisseder. Ha, bunun önemi ne? Bunun önemi aslında felsefi açıdan da bilimsel açıdan da çok büyük. Yani zaman demek ki evreni ve her şeyi içinde aktığı bir fon değil. Birçok kimse zamanı şöyle düşünmüştür. Zaman adeta bir fon olarak arkada duruyordur. Bunun içinde dünya bir yerde yaratılır. Ondan önce evren bir yerde yaratılmıştır. Ondan sonra bir süre sonra buradaki oluşumlar olur ve zaman bunlardan hiç etkilenmez. Bir fon olarak o hep arkada durur gibi bir hayalde birçok kimse böyle bir şey canlandırır. Oysa modern teorilerde ortaya koyanlar da görüyoruz ki zaman öyle bir şey değil. Evrenin olmadığı yerde zamandan bahsedilmesi anlamsız ve evrenin içinde olan yer çekimi bu evrenin zamanından bahsedilmesi en azından anlamsız. Başka tip bir zamanlar olabilir mi? Ayrıca bir soru olarak tartışılabilir. Bu evrenin içindeki unsurlar da zamanı etkiliyorlar. Yer çekimi, hız zamanı etkiliyor.
Yani zaman evrene bağlı olan bir şey. Bağımsız bir fon değil. Ha, bunu anladığımız zaman birçok şeyi bir soru, yani bir Kur'an'ın bu Secde ve Meariç suresinde 1.000 yıl süren bir gün, 50.000 yıl süren bir gün diye ifadeleri bence buraya işaret ediyor. Buradan bir olağanüstülük var. Diğer bir önemli husussa bunu anladığımızda dini birçok meselenin anlaşılmasında, sorulan sorunun anlaşılmasında bu ufuk açıyor. Bazılar şöyle bir soru soruyorlar. Madem insanlar bu kadar önemli, işte 13,8 milyar yıl geçti dünyanın başından beri. Yani insan ortaya çıkması için niye bu kadar beklendi? 13 milyar küsur yıl. Ha, bunu düşünenler aslında kafalarına şöyle bir şey canlandırıyorlar. Yani sanki Allah evreni yaratmış, ondan sonra bekliyor, bekliyor, bekliyor. İnsanın olmasına sanki zaman içinde bekliyormuş gibi düşünüyorlar. Nasıl oluyor peki? Zamanın izafi olduğu anlaşılınca şu anlaşılıyor. Bir kere evrenin içine ne olanları bağlayan bir şey zaman. Evrene aşkın olan, evrenin yaratıcısı eşittir zamanın da yaratıcısı. Yani Doğru. zaman da yaratılmış bir unsur. Bu yüzden zamanı yaratan için zamanın içinde beklemek diye bir şey Söz konusu değil. söz konusu değil. O yüzden Allah niye bekledi sorusu zamanın doğasını yanlış anlamaktan kaynaklı. Yanlış bir soru, bu sorudaki yanlışı düzeltince böyle saçma bir soruyu da sormazsınız. Veya bazen Zaman algımız sorunlu o zaman öncelikle. tabii zamanı çünkü biz mutlak Şu an içinde bulunduğumuz an gibi değerlendiriyoruz. Evrenin yaratılışından bu tabii. yana olan zaman. Ama bilmiyoruz. Dediğiniz gibi dünyanın bizim yaratıcımız olduğu gibi Allah zamanında Tabii yaratıcısı. Allah zamanın da yaratıcısı ve Allah zamanın içinde bekleyen bir varlık değil, zamanı da aşkın bir varlık, evreni aşkın olduğu gibi. Nasıl Allah evreni aşkın ve evrene hakimse, mesela şu andaki işte bizim konuşmalarımızı Allah duyduğu gibi Mars'ta olan olayları da duyuyor. Bu nedir? Allah evrene aşkın olmasına rağmen evrene her ana hakimse, zamanı aşkın olmasına rağmen zamanın her anına da hakim. Yani 4,5 milyar yıl önce dünyanın başlangıcı, 13,8 milyar yıl önce evrenin başlangıcı, X parçacığın orada devreye girmesi, atom altı parçacıkların olması gibi gibi gibi. Yani evrenin her anına ve zamanın her anına da hem müdahil hem hakim. Bunları anlamak da bence zamanın izafe olduğunu anlamak çok önemli kapılar açıyor. Reklam vakti geldi Ne ama güzel. birkaç başlık verelim izleyicimize. Az önce demiştik çatlaklarla dolu yere and olsun. Bu ifadeyle yeryüzündeki fay hatları mı kastediliyor diye soracağız. Hayvanlarla ilgili olağanüstü bulduğumuz ifadeler var. Biraz o delillere bakacağız. Yanı sıra daha pek çok size soracağım soru var. Güneşle ilgili var, kara deliklerle ilgili var. Gündelik hayatımızdaki o olağanüstülüklerle ilgili sorular çokça ama önce bir ara vermemiz gerekiyor. İlahi mesajla sorumuza, etiketiyle sorumuza yanıt vermeye lütfen devam edin. Programın sonuna doğru 5 kişiyi seçeceğiz. İslam ve kadını hediye edeceğiz. Her açıdan da yeniden karşınızdayız. Konuğumuz Caner Taslaman, konumuz da Kur'an mucizeleri. Hocam yeni bir konu başlığını hemen açalım. Süremiz kısıtlı. Çok şey konuşmak istiyoruz. Biraz da hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Bu arada mikrofonla ilgili bir sorunumuz var mı şu an? İsterseniz bir alalım. Caner Bey bir konuşursanız sesiniz izleyiciye Mikrofonla gidiyor ilgili mu? sorunun olmadığını tahmin ediyorum. Cepten düştü mikrofon. Sorun yok. Tamam. Harika. Şu an ses gelmiyor diyorlar. Arkadaşlar isterseniz bir ara verelim. Hemen o sorunu giderip yeniden dönelim. Ben bu arada sorumu Biri isterseniz buldum, sorayım. biri buldum. Siz Tamam, sorun alın. ben sorunu sorayım. Siz bir Öyle ihale. yapalım. Devam Arkada edelim. sesçi Devam edelim. arkadaşımız da gelip bir ilgilenirse Bunu ben seviniriz. hallettim. Artık mikrofonlara Alışkınsınız, değil alıştım. mi? Oldu mu arkadaşlar ses? Galiba seste hala bir sorun var. Arkadaşlarım onu bir kontrol Oldu mu? etsinler. Bu çatlaklarla dolu yere andolsun şeklinde bir ifade var. Bu ifadeden ne anlamalıyız diye size sormak istiyoruz. Yeryüzündeki fay hatlarına mı dikkat çekiliyor? Mikrofon sorunsuz konuşabilirsiniz. Yeryüzünde fay hatlarının bir kere çok önemli jeoloji açısından ve bunlar da 20. yüzyılda bulundu. Tarık suresinde çatlaklarla dolu yere dikkat Andolsun. çekiliyor. Ben de Evet. buradaki çatlaklarla ifadesinin özellikle fay hatlarına dikkat çekildiği kanaatindeyim. Ve bunların bulunuş tarihi de 20. yüzyıl. Bu tabii ki yeryüzünde işte toprak ne bileyim bazen kuruyunca çatlıyor şeklinde geçmişte yorumlanmış olabilir. Ama yani daha evvel mesela bir evvelki ayet bundan bir evvelki ayet Tarık suresinde 11. ayet olması lazım o ayetin. Gökyüzünün geri döndürücü özelliğine dikkat çekiyor. Bu da aslında çok muhteşem bir ifadedir. Gökyüzünün geri döndürücü özelliği sayesinde evrenin dışındaki zararlı ışınlar dünyaya gelmez. Yararlılar gelirken diğerleri geri döndürülür.
atmosferimiz ve dünyanın etrafındaki vanalen kuşakları sayesinde. Ha, bundan bir sonraki ifade de yeryüzüne dönülüyor gökyüzünden. Yeryüzünün çatlaklarla dolu yeri andolsun deniyor. Buradaki ifadenin de bence yeryüzünün yine böyle temel bir özelliği, öbürünün gökyüzünün temel bir özelliği olduğu gibi yeryüzünün temel bir özelliğiyle alakalı olduğunu düşünmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hayatta da böyle çok temel bir özelliğidir. Dediğim gibi denizler altında araştırmalar yapıldığında 20. yüzyılda denizlerin altında böyle derin yarıklar olduğu anlaşılıyor ve sonra bunların fay hatları olduğu anlaşılıyor. Birçok depremin anlaşılmasında bu fay hatları çok önemlidir. İlahi bir mesaj olarak algılanabilir mi depremler mesela? Hani 99 depremin sonrasında da hatırlarsınız belki. İnsanoğlu o kadar hani azdı ki Allah böyle bir musibet verdi gibi ifadeler vardı. Buna katılıyor musunuz? Yok, ben 99 depremiyle ilgili böyle bir yorumum yok. Buna benzer bir ifade yapmadım ya ama da şunu bütün düşünelim. depremlerle ilgili hani Bütün depremler, ama şöyle diyelim. Yani aslında evrendeki her şey bir kendi haliyle bir ilahi mesajdır. Doğru. Yani böyle bir 99 depremi için falan böyle bir şey özel demiyoruz. Nasıldır? Mesela diyelim ki depremler, sel felaketleri, şunlar bunlar insana bu hayatın kısa olduğunu, hiç ummadığımız bir şekilde bir ölümün gelebileceğini gösteren unsurlardır. Hastalıklar da öyledir. Mesela bir bakarız hayatımıza, deriz ki ya bir belirsizlik var evrende. Bir hastalık gelip bizi öldürebilir, bir trafik kazası öldürebilir, bir deprem olabilir, bir sel felaketi olabilir. Bu kadar belirsizse ben sanki şu yaşa kadar kesin yaşayacağım gibi planlarımı yapmayayım deriz bu belirsizlikler içerisinde. Bu belirsizlikler bizi Allah'a tevekküle bir yandan götüren unsurlardır. Diğer yandan sanki bize bu dünyada falanca yıla kadar kesin yaşayacakmış gibi garanti verilmediğini görmemizi sağlarlar. Yani bu açıdan bakıldığımda evrendeki her olgu gibi bizim felaket olarak tırnak içinde nitelendirdiğimiz şeyler de bir ölümü hatırlatması hasebiyle. Tabii ki ölümü, başımıza gelmesi muhtemel şeyler hatırlatması açısından bir mesajdır hepsi. Onlardaki mesajı görmek lazım. Bu tabii ki olumsuz şeyler mesajı olduğu gibi olumlu şeyler de bir mesajdır. Yani evrendeki canlı türleri Allah'ın sanatının ne kadar muhteşem olduğunu anlatan mesajlardır. Evrendeki işte yeryüzündeki yağmurlardan, dağ oluşumlarından, göllerden, denizlere kadar diğer oluşumlar yine Allah'ın sanatını, yaratmasının güzelliğini anlatmamız için mesajlardır. Bütün bu mesajları bir Müslümanın iyi okuması gerekir. Yani mesaj olmayan hiçbir şey yoktur. Yok. Kendi bedenimizdeki yaratılışlardan evrende gördüğümüz her şeye kadar. Ama yani her felaketi bir insanı cezalandırma olarak da görmemek lazım. Yani birçok zaman da başımıza zorluklar imtihan edilmemiz için gelir. Doğru. Kur'an'da bu da belirtiliyordur. Yani bu dinin en önemli paradigmasını anlamamanın unsurlarından bir tanesi bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu anlamaktır. O zaman biz ne yapmalıyızı çok daha iyi anlarız. Yani din bize bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu, burada yaptığımız eylemlerden ahirette sorulacağımızı, ona göre adımlarımızı dünyada atmamızı söyler. Kur'an'ın bütününe yayılmış binden fazla ayetinden çıkan mesaj bu. Budur. Peki. Ve karşılığını ahirette bulacağımız da ifade edilir. Enam suresi 125. ayet hocam. Evet. Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki göğe yükseliyormuş gibi olur diye geçiyor. Şimdi evet. İfade bir kere daha okuyayım izleyicilerimizin çok güzel, daha iyi anlaması açısından. Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. Ne anlamalıyız bu ifadeden? Yani gökyüzüne doğru bir yükseliş, evet, darlık, sıkıntı, ifadeler bunlar. İfade çok açık. Yani bir keresi bir benzetme yapılıyor burada. Şimdi sapan insanların göğsünde bir sıkıntı hissetmeleriyle alakalı. Yani göğüste hissedilen bir dünyevi, evet, sıkıntıyla ilgili ifade anlatılırken bu sanki gökyüzüne çıkıp da sıkıntı hisseden bir adamın sıkıntısına benzetilir. O zaman şunu sormamız lazım burada. Göğe çıkan bir insan nasıl bir sıkıntı acaba içinde hisseder? Niye hisseder? Peygamberimizin döneminde bir kere göğe çıkan bir insan olmuş mudur? Yoktur böyle bir insan. Yani Peygamberimizin döneminde bir balon da bulunmamıştır, uçak da yoktur. Göğe doğru çıkıp da geri dönen adamlar da yoktur. Sadece bazı palavracılar vardır. Yani hani böyle medyumlar gibi ben işte uçuyorum, kaçıyorum. Belki onlar vardır ama gerçek anlamda gökyüzüne de balon gibi bir şeyle şunla bunla yükselen insan o dönemin teknolojisinde olmadığına göre öyle bir yükselen insan da yoktur göğe.
Peki bu nasıl söylenebilir? Peygamberimizin kendi kendine bunu söylemiş olması mümkün değil, gözlemlemesi. Diğer bir insanların da gözlemlemesi mümkün değil, Mümkün değil. teknoloji olduğuna göre. Ha, kafadan atmayla da bence böyle bir benzetme yapmak mümkün değil. Fakat gerçekten de göğe çıktıkça insanın göğsü daralır. Niye? Çok basit bir sebepten. Çünkü gökyüzüne çıktıkça basınç azalır. Oksijen azalır. Olan damarlara ve kalbe olan basınçlar artar. Akciğerler olan işte basınç artar. Damarlar kalp basınçtan dolayı basıncın artmasından hem de yani basıncın düşmesinden dolayı daha doğrusu zorlanırlar. Bunlara basınç artan kastım yani bunlar o zorlanmanın etkisini hissederler basının düşmesini ve oksijenin azalmasının etkisini hissederler. Akciğerler, diğer organlar. Bu yüzden ne yapılır? O oksijen azalması ve basınçtaki değişiklikten dolayı insan göğüs kısmında aslında müthiş bir sıkıntı hisseder. Gökyüzüne doğru hissettikçe hatta daha da yüksekte hissettikçe yaşayamayacak bir duruma Noktaya gelir. gelir. Peki bu basınç değişikliğinin gökyüzüne yükseldikçe olduğunu, oksijenin değiştiği ne zaman anlaşılmıştı? Bu işte son 300-500 yılda anlaşılmış şeyler. Mesela Torricelli 17. yüzyılda yaptığı ölçümlerle bu basınç değişikliklerini anlamıştır. Basınç değişikliğini anlamıştır. Bakın 17. yüzyıl. Kur'an ne zaman vahyolduğu 7. yüzyıl. Yani bilimsel olarak 1000 yıl sonra anlaşılmış bir şey basınç değişiklikleri. O yüzden Kur'an'da böyle bir benzetmenin yapılması da bence muazzam bir benzetme. Kur'an'ın diğer harikaları gibi bu ifade de harika. Vallahi dinlemeye doyamıyoruz Caner Bey. Evet. Hemen yeni bir başlık açacağım. Tekvir suresi 18. ayet. Nefes almaya başladığı zaman sabaha and olsun diye geçiyor ifade. Buradaki bu nefes alma neye karşılık geliyor? Nefes almaya başladığı zaman sabaha and olsun. Şimdi yine Peygamberimizin dönemindeki bir insanın bakışıyla bakalım. Bütün bu ifadeleri bence olağanüstülüklerini, harikalığını anlamamız için Peygamberimizin dönemindeki bilinen bilgi seviyesine gitmemiz lazım. Peygamberimizin dönemindeki bir insan sabah vaktiyle nefes alma arasında bir ilişki olduğunu söyleyeceği elinde bir veri var mı? Yok. Yani böyle bir şey yok. Peki bugün bizim bilimin bize sunduklarıyla baktığımızda böyle bir ilişki var mı sorusunu cevaplayalım. Var. Nereden var? Çünkü fotosentez olayı ışıkla başlıyor bitkilerde. Ve bitkiler ne yapıyorlar? İnsan işte oksijen alıp karbondioksit veriyor değil mi dışarıya? Bunun tam tersini gerçekleştiriyorlar solunumla ilgili olarak. Karbondioksiti alıp oksijeni dışarı veriyorlar. Ve bu ne zaman başlıyor? Sabah Sabah. zamanı başlıyor. Peki ayet ne diyordu? Nefes almaya başladığı zaman sabaha and olsun. Sabaha and Ha, olsun. burada dikkat edin. Nefes olayıyla, nefes alıp vermeyle alakalı bir olayla sabah arasında bağlantı kuruluyor. Fotosentez olayı işte tam bizim yaptığımız oksijeni alıp karbondioksit vermenin tam tersi bir olay ve sabah anında başlıyor. Yani anlayanlar için Kur'an'da Müthiş olağanüstülükler çok bir fazla. delil Anlamak daha. istemeyenler için ayette de geçiyor. Bize her ne gösterirsen göster Kur'an'da peygamberimize diyor. Biz inanmayacağız anlamına gelen ifadeler geçiyor Kur'an'da. Birçok insan böyle diyor. Bizi büyülemek için her ne yaparsan yap biz sana inanmayacağız tarzı ifadelerde bulunuyorlar. O yüzden gönlünü açanlar, inattan kendi gözünü köreltmeyenler için bana Arınanlar göre diyelim inattan, değil Kur'an'da mi? birçok delil var. Mevcut. Ve Kur'an şuna dikkat çekelim. Tarihte müthiş bir fonksiyon icra ederken böyle bir olağanüstülükleri de gösteren bir kitap. Şöyle bir tarihe bakalım. Tarihte Allah'ın varlığını insanların hayatının merkezine koyan, Allah'ın varlığını insanlara öğreten. Çünkü Allah'ın varlığını anlayan için bundan önemli bir şey olmadı hemen anlaşılır. Bu kadar önemli bir fonksiyonu icra eden hangi kitap var? Kur'an'ın tarihteki rolünü oynayan başka bir kitap, böylesine oynayan başka bir kitap olmadığını görüyoruz. Ha, buna yakın belki Tevrat'la İncil olduğunu söyleyebiliriz. Tamam hani bozulmuştu bozulmamıştır ayrı bir şey ama zaten Kur'an onları rakip olarak görmüyor. Yani özü itibariyle aynı vahiy ile irtibatlı görüyor. Yani onlar da o şekilde ondan bir rakip olarak başta değerlendirmememiz lazım. Yani Kur'an'ın icra ettiği fonksiyonu tarihte icra eden başka bir kitap yok. Allah'la insanı buluşturmanın. Bu bir kere Allah'ın varlığını anlayan için Kur'an'ı anında önemli kılıyor. Sonra bakıyorsun bu tek bir kitapta işte denizlerle ilgili çok ilginç özellikler var. Hayvanlarla ilgili var. İşte güneşle var. Evrenin başlangıcı ile ilgili var. Evrenin sonuyla ilgili var. Atmosfere Yaşam var, doğum var, yükseltme ile ölüm ilgili var. var.
işte fotosentez de var, anne rahmindeki gelişimleri var. Bu kadar ayrı alanda bu kadar olağanüstülüğü gösteren kitap, tarihte Allah'la insanları buluşturma gibi müthiş bir fonksiyonu varsa, ha o zaman bu kitap her şeyden önemlidir dememiz lazım. Bütün bunlara şahit olduktan sonra, işte Firavun'un cesedini söylemesi gibi şeylere şahit olduktan sonra, ha bu kitabın Allah'tan olduğuna inanmam için gerçekten ayağa yere basan sebeplerim var demek lazım. Çünkü biz birçok kitaptan parça parça ifadeleri toplayıp da işte bir böyle mucizeler koleksiyonu ortaya çıkarmaya çalışmıyoruz. Bütün bunlar tek bir kitapla, Kur'an'la oluyor. Firavun'la ilgili söylediğimiz şey de orada geçiyor. İşte demin az önce anlattığınız basınçla ve evet, oksijen sabah azalmasıyla ilgili göğsün daralması ifadesi de Kur'an'da geçiyor. Işıkla sabah arasındaki ilişkiyle ilgili şey de, bundan sonra söyleyeceklerimiz de, Firavun cesedi de, hepsi tek bir kitapta çıkıyor. Bunun olağanüstünü lütfen kimse kendini o zaman kandırmadan şöyle düşünsün. sorayım Evet. ben. Bunun hemen arkasına güzel denk gelecek bir soru. Gelecekten nasıl bahsediyor Kur'an-ı Kerim? Gelecekle ilgili nasıl ifadeler var? Daha doğrusu gelecekte olacak olaylarla ilgili apaçık ifadeleri söz konusu Tabii mu Kur'an-ı bazı biraz Kerim'in? kapalı ifadeler de var, ilginç. Mesela ulaşım araçlarından Evet. bahseden Kur'an, daha insanların bilmediklerinin de Onu merak bulunacağına bir ediyorum. işaret var. Ama mesela burada detay vermiyor Kur'an. Ama bazen böyle daha noktaya işaret ettiği şeyler de var Kur'an. O da tabii ulaşım araçlarının günümüzde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kur'an'ın bu genel ifadesi yine de önemli. Bazı şeyler böyle daha nokta ifadesi var. Mesela işte Rum suresi. İşte Rum'un mağlup olduğu geçiyor. İlk ayetlere baksınlar. İlk bir iki ayette de birkaç ayetinde. Daha sonra Kur'an Rumların galip geleceğini söylüyor. Ve o galip geleceği için Arapçada kullanılan o bıdısinin ifadesi ve Arapça olarak 3 ile 9 arasını ifade eden ifade. Çünkü tekiller için Arapçada özel bir kullanım var. İkilik için ayrı kullanım var. 2'den daha büyükler için ayrı kullanım var. Ha, bir de 9'dan daha büyük olsa bu ayrı tarzda bir Arapçada bir şey kullanması lazım. Ondan 3 ile 9 arasını ifade eden bir ifade bu. Şimdi şunu düşünün. Bir toplum yeniliyor. Tamam. Yenildiği zaman onun yeniden galip geleceğini söylemek çok zor bir şeydir. Niye? Çünkü zaten o, yani güçlü olsa yenerdi. Bir şey yenilince eskisinden de güçsüz olur. Çünkü yenenler onun var olan gücünü de yok ederler. O yüzden yenilmiş bir şeyin, yenilmiş bir toplumun yeniden kazanacağını söylemek çok çok zordur. Ve dikkat edin, Kur'an'ın böyle bir iddiası var. Kur'an'ın bu iddiası çıkmasa belki birçok kimse İslam dinini terk edecek, bırakacaktı. Fakat Kur'an Allah'tan rızık almayı diye bir şey söz konusu değil. Allah zaten gelecekte ne olacağını Bilen. biliyor. Bir rızık alması diye söz konusu değil. Ama normalde eğer ki Kur'an bazılarının sandığı bir yok kurnaz, kendi menfaatini düşünen bir kişi olsaydı böyle bir rızık alması düşünülemezdi. Rızık aldıktan sonra niye dediği doğru çıksın? Yani böyle bir şey, çünkü doğru çıkması beklenmeyecek bir olaydır bu, kazana kavmin kaybedenin kazanması. Yakın bir zamanda, 3'te 9 yıl gibi çok yakın bir zamanda bir toplumun savaş kazanması için. Ama işte aynen Kur'an'ın dediği gibi çıkıyor. Kur'an dediği gibi çıkmasa birçok kimse İslam'dan geri dönecekti. Bakın işte Kur'an gelecek diye bir haber çıkıyor. Ondan sonra yeryüzünün en alçak yerinde diye bir ifade var. Gerçi o ifadeyi bazıları en yakın yerinde diye düşünmüşler ama nereye yakın, ne kadar yakın Ne tarzı orada sorular anlatılıyor o en olabilir. alçak En yeriyle? alçak yeri ifadesinin o ifadeyi Arapçada vermenin daha doğru olduğunu düşünenler olmuş. Ki bakıldığında gerçekten buradaki Romalıların kazandığı yerlerden bir tanesinin Lut Gölü'nün yanında olduğu geçiyor. Dünyanın Dünyanın en alçak noktası. en alçak noktası Lut Lut Gölü'dür. Gölü doğru. Yani bunu birazcık jeolojiyle ilgilenenler bilirler. Bu da bana göre ikinci bir olağanüstülük ayette. Bu da ifade Evet. edilmiş. Yine hala tek kitaptan çıkanlardan bahsediyoruz. Peygamberimizin geleceğine Tevrat ve İncil'de net ifadelerle işaret ediliyor mu hocam? Şimdi yani bir iyi ifadeler var Tevrat'la İncil'de, bazı ifadeler var. Onların tabii ki bazıları tartışmaya sebebiyet vermiş. Onu da söyleyelim. Şunu başlangıçta söyleyelim. İster Tevrat açısından bakalım ve hatta şu anda yani Hristiyanların onu tasnifiyle eski ayet de derler onlar. Tevrat çünkü ilk beş kitabıdır eski ayetin. O beş kitap dışındaki kitaplara da bakalım. İsterse yeni ayet diye Hristiyanların isimlendiri dört İncil ve mektuplar kısmına bakalım.
Bunların hangisine bakarsak bakalım, bunların hiçbirinde artık Hazreti Musa geldi, bundan sonra kimse gelmeyecek. Şimdi İsa geldi, bundan sonra kimse yoktur şeklinde tek bir ifade bile yok. Bunu öncelikle tespit etmemiz lazım. Yani Kur'an'da geçiyor ya, peygamberimiz için hatemi olduğu, peygamberlerin son buluşu olduğuna ilgili ifade. Şimdi buralarda buna benzer hiçbir ifade yok. Peygamberimizden sonra herhangi bir peygamberin geleceğinle ilgili bir işaret var mı? Yok. Yok. Peki o kitaplarda buna benzer sonradan birilerinin geleceğine işaret var mı? Var. Ha, zaten böyle bir işaretin olması onlarda. Gelmeyeceğini söylenmemesi bile peygamberimizin peygamberliğine bence bir işaret. Niye? Yahudilik ve Hristiyanlıktan sonra gelmiş. Allah inancını geniş kitlelere yerleştirmiş. Allah'ın varlığından bahsetmiş. İnsanların Allah dışında taptıklarından, putlardan, güneşten, aydan, firavunlaştırdıkları insanlardan, tapmaktan insanları kurtarmış. Hayatın anlamını onlara göstermiş. Peygamberimize alternatif bir kişi göstermek mümkün değil ki. Tarihte ciddi anlamda rol oynamış geniş bir kitlede. Ya birisi zaten birini bekleyecekseniz, tarihte böylesine bir rol oynayan bir kişi varken daha ne arıyorsun? Yani daha ne arayacaksın demek lazım. Bunlarla ilgili ifadeleri de birkaç tane söyleyelim gerekirse bu işte Evet eski lütfen ayetle ilgili. Mesela örneklendirelim. eski ayette mesela diyor ki selametle gelen peygamberin söylediği eğer çıkarsa onun gerçekten Rabbinin gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır. Peygamberi anlamak için bir kriter veriyor söylediği çıkarsa. İşte Rum suresinde gösterdik nasıl söylediği çıkıyor. Aynen. Mekke'nin fethini aynı şekilde işaret eden Aynen. ayetler var. Onlar da çıkmış. Ha bir de burada selamet kelimesi ki İbranice ile Arapça aynı kökenden olduğu için orada kullanılan birçok kelime de birbirine benzerdir. İslam kelimesiyle aynı kökten gelen bir kelime. Yani selametle gelen peygamberimiz İslam'la gelen peygamber şeklinde de aynı yapabiliriz. Kelime Ha, aynı. anladım. Aynı kelime. Mesela Başka bir buradan örnek. bir şey var. Mesela tesniye eski ayetteki işte Tevrat'taki tesniye 18'i 19 ifadeleri. Onlar için kardeşler arasından senin gibi bir peygamber çıkartacağım. Bakın yani bir peygamber geleceğini işaret ediliyor. Ve sözlerimi onun ağzına koyacağım. Ve kendisine emrettiklerimi tümünü onlara bildirecek. Ve vaki olacak ki benim ismimle söyleyeceği sözlerini dinlemeyecek olan kişiyi ben cezalandıracağım. Yani ileride birinin geleceğine Tevrat'ta İşaret işaret ediliyor. ediliyor. Bu bazıları tabii ki bu Hazreti İsa'ya işaret diye düşünebilirler. Mümkün müdür? Mümkündür İslami açıdan tabii Tevrat'ta Hazreti İsa'ya da işaret olması ama bir Hristiyan'ın bunu iddia etmesi pek mümkün değil. Niye? Çünkü Hristiyanların büyük mezhepleri Hazreti İsa'nın tanrısal bir öze sahip olduğu gibi bir uydurma yapmışlar. Burada ne diyor? Senin gibi peygamber çıkartacağım. Onlara göre İsa geri kalanı gibi değil ki tanrısal öze sahip. Yani hiç kimse gibi değil Evet. dünyadaki. Onlar o yüzden bunun öyle iddia etmiş Hristiyanlar ama Hazreti İsa'ya onların işaret ettiğini söylemeleri mümkün değil. Ama Müslüman için mümkün çünkü İslami akide açısından Hazreti Musa ile Peygamberimiz yine aynı şekilde Allah'ın yolladığı elçiler ikisi de normal insanlar. İnsanlara Allah insan elçiler gönderiyorlar. O yüzden bir Müslumansa bunu Peygamberimize işaret olduğunu pekala düşünebilir bir Hristiyan onu savunması o kendi inancı açısından mümkün olmamasına rağmen. Bir de Hazreti Musa döneminde de yine kavminin belli bir yerde tarihsel açıdan baktığımızda hakimiyeti var. O açıdan da Peygamberimiz de Hazreti Musa'nın burada da bir benzerliği Hazreti İsa'dan fazla var. Çünkü ona benzer bir peygamberden bahsediyor. Belki oradan da Peygamberimizin olduğunu daha fazla düşünebiliriz. Bunu Çünkü da Hazreti İsa'nın o dönemde öyle bir işaret olarak algılayabileceğimiz ifadeler arasında. Var. Yoksa Bunlar bir eski başka bir ayetten, yeni örnek ayetten yoksa? de var. Şimdi tabii yeni ayetten en çok tartışmaya sebebiyet vermiş konulardan biri. Faraklit ifadesi geçiyor. Yani nedir İncil'de, o? Yuhanna'da Paraklit diye bir ifade var. Yani ben babaya yalvaracağım ise başka bir Paraklit gönderecektir diyor İsa. Bu Yuhanna 14, 15, 16'da geçiyor. Bu ifadeyi Müslümanların birçoğu peygamberimize işaret olarak anlamışlar. Onlar kutsal ruh olarak değerlendirmeye çalışmışlar. Fakat baktığımızda yine de burada İncil'e yani Hazreti İsa geldi artık iş bitti kimse gelmeyecek gibi bir ifade var mı? Yok. Tam tersi sonra birinin geleceği müjdeleniyor. İşte mesela Paraklit gibi ifadelerle diğerleriyle. Hazreti İsa'dan sonra gelip de peygamberimizin yaptığı gibi insan Allah'la buluşturmuş kim var sorusunu sorduğumuzda zaten bence
Peygamberimize alternatif biri olmadığı çıkacaktır. Üstelik de bu Faraklit gibi ifadelerinde var. Bunun dışında tabii başka ifadeler de... İsterseniz burada bunu sonlandıralım çünkü Evet. süremiz daralıyor. Tamam, Sormak başka istediğim konulara daha, geçelim. evet, çokça ayet var. Kur'an'daki bu eşli yaratılış, çiftler halinde yaratılış desek, ben belki yanlış bir ifade kullanıyor olabilirim, lütfen düzeltin. Bu ayetten ne anlamalıyız? Bir de öncelikle galiba benim gibi düşünenlere o eşli yaratılışı bir anlatmanız gerekiyor. Şimdi Kur'an'da tabii bizim bir gözlediğimiz şekilde eşli yaratılış var. Nasıl? Kur'an yani bir nedir? Yani mesela canlı türlerindeki birçok eşli yaratılış olması gibi, yani çiftiyle yaratılan canlılar gibi, bitkilerdeki belli eşli yaratılışlar olduğu gibi birçok şeyde böyle benzer eşli yaratılış örnekleri var Kur'an'da. Fakat bir de tabii insanların bilmediklerinden de ayette eşli yaratılışlar olduğu söyleniyor. Şimdi biz baktığımızda aslında fizik açısından tamam, zaten zahiren baktığımızda bitkilerde, canlı türlerinde çok fazla yaygın olarak eşli yaratılış var, ama daha da temelde bütün her şey bir eşli yaratılış üzerine bina edilmiştir evrende diyebiliriz. Bu nedir? Biz baktığımızda Yani kadınla erkek gibi mi? kadın erkek gibi, yani gibi denebilir mi bilmiyorum da, yani daha temel bir seviye, atom seviyesinde. Yani atom seviyesinde öyle bir eşli yaratılış var ki geri kalan bütün varlık zaten atomlardan oluştuğu için her şey Her eşli şey yaratılışa eşli. bina edilmiş vaziyette. Nedir? Bizim bildiğimiz en temel parçacıklar işte atom altı seviyede kuarklara dayanmış vaziyette. Protonlar ve nötronlar mesela işte up ve down kuarklardan oluşuyor. Ve elektronların daha temel bir parçacığa inmedik elektronlardan. Kuarklar ve elektronlardan oluşuyor en temel parçacık olarak. Ve bunların baksak her birinin eş bir parçacığı vardır. Eş bir parçacıkla beraber gözükür. Mesela up kuarktanla beraber down kuark oluşur. Charm kuarkla beraber strange kuark vardır. İşte gibi. Yani her bir atom veya elektronla elektron nötrino vardır. Yani her bir parçacık, atom altı tabloda baksınlar bunu merak eden, mutlaka ve mutlaka kendi eş parçacığıyla bulunur. Hatta böyle olmuştur ki atom altı seviyede bazı parçacıklar bulununca hemen eşinin ismi konmuştur. Eşi daha bulunmadan, tespit edilmeden bazı parçacıklar. Çünkü bazı parçacıklar kısa süre görülüp yok olan parçacıklar da var. Kur'an'da bu durum nasıl ifade ediliyor? Kur'an eşli yaratılışla ilgili bir dikkat çekiliyor. Ve her şeyle, yani Çiftler halinde çiftler halinde yaratıldığını söylüyor. yaratılışa dikkat çekiyor. Burada tabii atom altı seviyede bu dediğim detaylarıyla anlatmıyor. Ama evrendeki bir eşli yaratılışa Kur'an dikkat Yasin çekerken suresi Zariyat suresi, doğru mu? 36'yı 30 Merak edenler 6 okuyabilir. yani 36. sure Yasin suresi, onu tam 36. ayet. Orada da bir simetrik bir şey var. 36 36'dan 36'ya akıllarında 36, evet. daha iyi kalabilir. Orada mesela çift yaratılış işareti, başka birkaç yerde de Kur'an'da var. Tek bir yerde, birkaç yerde. Zariyat suresi 49. ayet Olabilir. diye Orada da notlarda var. var. Birkaç yerde var. Kur'an eşli yaratılışa dikkat çekiyor. Biz baktığımız evrendeki bütün her şeyin eşli bir yaratılışa bina edildiğini görüyoruz. Yani bazı şeyde Kur'an nokta bir şey söylüyor. Bazı şeylerdeki ifadeleri tabii ki anlamanız için daha bir yoruma ihtiyaç var. Ne, onu ayetin nereye götürdüğüne bakmanıza ihtiyaç var. Mesela Firavun'un direkt bedenini kurtarılıp ibret olacağı gibi tam böyle nokta bir şey söylüyor. İfadeler Mesela var. evrenin Evet. genişlemesi derken Kur'an pat diye söylüyor. Ama bazı şeyde Kur'an çiftli yaratılışa dikkat çekiyor. Bu atomun altı seviyede vardır, işte her şey ona bina edilmiştir tarzı, buna böyle tam oraya götüren bir izah yok Kur'an. Ama Kur'an eşli yaratılışın önemine dikkat çekerken, sizi bütün evrenin eşli bir yaratılışa bina edildiğini görüp de bu ayetle birleştirmeniz, o zaman bir Doğru. olağanüstülüğü Doğru ama görüyorsunuz. dediğiniz gibi bazı ifadeler Ama daha tabii ki buradan net. yanlış bir şey anlaşılmasın. Yani hiçbir zaman mesela bu cümleyi şöyle kurmamak lazım. Yani Kur'an işte atom altı seviyede işte yaratılışı söylemiş. Ha, bunu böyle kurarsak tabii Kur'an'a söylemediği bir Yani şeyi siz bunu söyletmiş. delillendiriyorsunuz o Tabii ayetle. Kur'an eşli yaratılışın önemine dikkat çekerken bilim bize bunu koyuyor. Zaten bunun bulunması da Nobel ödüllerini alınması sebeplerinden biridir eşli yaratılış. Çünkü eşli yaratılış da iki tip oluyor. Bir, parçacıklar eşleriyle gözüküyor. Bir de her parçacığın artı anti parçacık olarak da bir eşi var. Yani her bir bu parçacığın bir antisi var. O anlamda da bir Zaten bu şey var. eşli yaratılış Evren üzerinedir. iki türlü Evren eşli yaratılış. Bir diyorsunuz. parçacığın eşi olması anlamında, iki antisi olması anlamında, iki türlü, iki çift, iki türlü bir eşli yaratılış vardır. Sona yaklaşırken birkaç sorum daha var. Cennet ve cehennemden bir bahsetmek istiyorum Caner Bey. Bahsedelim. Derecelere
farklı mı? Yani farklı bölgeleri mi var cennet ve cehennemin? En belki yalın haliyle şöyle sorabiliriz. Bir peygamberle sıradan bir inanan arasında bir derece, bir bölge farkı olacak mı? Şimdi Kur'an tabii ki cennetle cehennemden kesitler veriyor. Cennetle cehennemin bütün detaylarını vermiyor. Ama çok açık bir şekilde orada Kur'an'dan da çıkan ifadelerle cennetle cehennemin içinde de dereceler olduğunu görüyoruz. Onun nasıl olduğunu orada anlayacağız. Bunu ben kabaca şuna benzetiyorum. Yani biz dünyada da konuşurken insanları tarif etmek için zenginler ve fakirler var bu dünyada diye işte birçok ekonomiyle ilgili konuşmamızda dünyadaki sosyolojik durumu tarif ederken kullanırız. Ama işin daha derinine indikçe görürüz ki ya zenginler kelimesi çok genel bir kelime ama içine girdiğimizde işte bir sürü farklılık var. Fakirler kelimesi de işte çok yani genel bir kelime. Arasında ayırabiliriz. Mesela fakirliği açlık seviyesinde fakirlik diğerleri diye ayırabiliriz. Zenginliği işte multimilyarderler diğerleri diye ayırabiliriz. Ama multimilyarderlerin içine girsek ha orada bile bir sınıflandırma olduğunu görürüz. Doğru. Açlık seviyesinde fakirliğin içine girsek orada bile bir sınıflandırma olduğunu görürüz. Hatta benim aynısı cennet cehennem gibi ayrımlar için de söz konusu. Yani orada bir kabaca ayrım cennetlik cehennemlik ayrımıdır. Ama bunların içine girdiğimizde her iki alanda da dereceler olduğunu Kur'an'dan görüyoruz. Nasıl Çünkü anlıyoruz? Yani baktığım zaman ifadeler evet, var az önce Kur'an'da. dediğiniz ifade benim ilk dikkatimi çekiyor. Cennetlikler, cehennemlikler, yani tek bir şey Tabii. orada sezinliyorum. Ama siz diyorsunuz ki hayır, dereceleri var. Orada da bir fark Kur'an'da tabii olacak. derecelerin olduğuyla ilgili ifadeler, işaretler var. Ayrıca Kur'an'da Kıstas ne olacak o zaman? Sorusu hayır geliyor onu akla. tabii ki Allah'ın değerlendirmesi olacak. Bu dünyada yapılan ameller olacak. Yani Allah amellerimizi değerlendirecek ve orada biz tabii ki kimin derecesinin ne olduğu orada O anlayacak. zaman bir Fakat peygamberle sıradan bir inanan arasında fark tabii olacak ki net bir şekilde. her insan arasında belki de bir fark olacak. Her insan yaptıklarına göre oradaki karşılığını Bulacak, bulacak. görecek ya da. Fakat cennetle cehennemle ilgili de hiçbir zaman için şuna benzer bir kolaylığa da gitmem. Kolaylık yok zaten öyle bir kolaylık düşünmemek lazım. Yani bazıları düşünüyor ki işte falanca şey yaptım artı 80. Şuradan eksi 200 Allah şunu affeder bunu affetmez gibi. Yani bizim elimizde hesap makinesiyle hesaplayıp da kim ne kadar cennetli kaçıncı derecesinde Allah neyi affeder neyi affetmezi kesin şekilde söyleyebileceğimiz bir Araç bilgi yok yok. ya da bir bilgi yok. Ahirette onu göreceğiz. Yani ahiretten önce görmemiz mümkün değil. Ama Allah resmi çizmiş. Allah'ın razı oldukları var. Bir de Allah'ın razı olmadıkları var. Allah birçok günah affedeceğini söylüyor ama affetmeme ihtimali olduğunu da söylüyor. Ve ahirette bütün yaptıklarımızın karşımıza çıkacağını söylüyor. Ve Allah cennetten bahsederken cennette bütün o rızıklardan her şeyden daha önemli olan bunların üstündeki şeyin Allah'ın rızası olduğunu söylüyor. Yani Allah'ın bizden razı olması cennet nimetlerin bütün hepsinin üzerinde bir değerdir. Tövbe suresinde geçiyor bu ifade. Yani Allah'ın rızasının her şeyden büyük olduğu. Bunu bilmemiz lazım. Yani her şeyden hesap vereceğiz. Ve cennette de kavuşacağımız en önemli şey Allah'ın rızasıdır özellikle. Bunun bilincinde olarak bu dünyada hareket edeceğiz. Ama elimize bir hesap makinesi gibi şuradan kurtardım, şuradan işte şu oldu, bu Bunu oldu, buradan yaparsam indirim şu alırım. bölgede olacağım gibi bir şey söylemek Mümkün mümkün değil. Allah değil. ona imkan vermiyor. Yani ne kaç puan verir, nereden silinir, nereden kesinlikle işte affedilir. Bonus yani bir makine bizi adeta böyle hesaplayacakmış gibi veyahut da yani bizim burada Şu hesabını olabilir mi yapıp da Caner Bey? bilebileceğimiz Tabii bir bir durum takım yok. mesela cennetle ilgili bir takım ifadeler var. Bir takım benzetmeler var nasıl olabileceğiyle ilgili. Ama insanın aklına o zaman konusundaki durum geliyor. Dediniz ki hani bizim şu anki zaman algımızda o zaman algısı aynı değil. Yani bilmediğimiz bir şeyden bahsediyoruz şu an. O güzellikler de bizim buradaki dünya algımız da şu an sınırlı gibi sanki, değil mi? Tabii. Yani mesela işte cennet deyince böyle akan ırmaklar, hani ya da tropikal bir yer, bölge. Bu tarz şeyler geliyor insanın aklına. Ama şu anki aklımız bulunduğumuz zaman ve tattığımız güzelliklerle sınırlıdır herhalde diye düşünüyorum. Evet, bunu Bilmiyorum, Kur'an'dan yanlış da mı? anlıyoruz. Çünkü Kur'an insanların yeni bir yaratılışta yaratılacağını söylüyor. Ve mesela ahirette Yeni meyveleri bir yaratılışla yaratılacak. yiyenler tabii ahiretteki dünyadaki meyveleri yiyenler de bu dünyadakinin bir benzeri diyorlar. Tamamen aynısı demiyorlar. Ha, o iki benzer arasında ne kadar fark olduğunu da bilmiyoruz. Bazen Bilmiyoruz, benzerler evet. arasında fark dağlar kadar olabilir. Bazen çok yakın. Mesela yani greyfurt'u bilmeyen birine limonla mandalina birleşimleri anlatsanız yani benzerlik bence çok çok farklı değil. Ama bazen ben bununla ilgili şöyle bir örnek veriyorum. Yani uçağı tarif etmek isteseniz benzetmeyle anlatım. Uçağı hiç görmemiş birine mecburen uçan bir kuş. Hostesleri işte bazı hanımlar orada dolaşıyor ve beyler yemek servisi yapıyorlar. Uçağın motorunu da
İşte o kuşun acayip büyük midesi var gibi benzetmeler yapacaksın. Dikkat edin, böyle bir benzetmede benzetilen şeyle benzetilen arasında oldukça fark var. Tamam, dünyadakiler zaten ahiretteki nimetler gözlenmediği için benzetmeyle ahiretin anlatılması dışında bir metot yoktur. O yüzden illaki bir Bir şeye benzetilmek durumunda, doğru. teşbihle anlatmak dışında bir yol yoktur. Zaten Kur'an'da da özellikle dikkat çekilir. Ali İmran suresinde Kur'an'ın bir kısım ayetleri kesin hükümlüdür. Bir kısım ayetleri de teşbihtir. Yani bana göre o benzetmeli anlatımdır. Bana göre de benzetmeli anlatım, teşbihin kullandığı en önemli yerlerden bir tanesi ahiretle ilgili anlatımlardır. Şimdi benzetme yapılan şey hiç tadılmamış bir şeyse o benzetilenle arasındaki farkın ne kadar olduğunu anlamamız da mümkün değil. Yani ufak bir fark da olabilir, çok büyük bir uçurum da olabilir. Dünyadaki en benzeri şey üzerinden anlatılmıştır o mutlaka. En olabilecek en ideali. Yani Kur'an bir benzetmeyi de boş yere yapmaz. Ama yani aradaki fark yine de hiç tadılmamış bir şey olduğu için o meyve oldukça büyük bir uçurum olabilir. O yüzden Allah ahirette cennetteki kullarının mutlu olacağını, cehennemde olanların niye dünyada Allah'ın istediği gibi hareket etmedikleri için büyük derin bir pişmanlık hissedeceklerini çok açık şekilde beyan ediyor. Bizim buna göre hazır olmamız gerekiyor. Onların tam manasının ne olduğunu ancak ahirete Ahirette gittiğimizde görebileceğiz. görebiliriz. Peki, iki soruyu birleştireceğim. Kur'an güneşle ilgili ne anlatıyor, ne ifadeler kullanıyor? Bir de bu kara delikler. Kara deliklerle ilgili ifadeler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Az vaktimiz var Az galiba. vaktimiz kaldı. Birleştiriyor. Evet. Birazdan da kitabı kazananları açıklayacağız. Çok iyi. Şimdi güneşle ilgili Kur'an'ın birçok ifadesi var. Buradaki önemlilerinden bir tanesi bana göre Yasin suresi 38. ayette geçen ifade. O da güneşin duracağı yere doğru yani bir karar yerine doğru hareket ettiğini söylüyor. Burada güneşin dikkat edin dünyanın etrafında döndüğü söylenmiyor. Güneşin durduğu da söylenmiyor. Çünkü bazı insanlar güneş hala uzayda duruyor zannediyorlar. Duran bir güneşin etrafında dünyanın döndüğünü zanneden gidin. Yolda röportaj yapan birçok kimse var. Aynı zamanda birçok kimse ise eskiden dünyanın etrafında döndüğünü zannediyordu. Ha, bu ikisi de Kur'an'da geçmiyor. Bir geminin gitmesi için kullanılan fiile benzer bir fiilde işte tecri diye söylenerek bir karar yerine, bir son bulacağı yere doğru güneşin hareket ettiği söyleniyor. Bu da tam işte mesela bilimle oldukça uyumludur. Güneş Samanyolu galaksisinin içinde şu şekilde ilerlemektedir. Şu şekilde belli bir yörünge doğru giden güneşin etrafında da dünya dönmektedir. Yani mesela buradaki ifade bence muazzam. Ayın güneşi takip etmesi gibi ifadeler var Var, Kur'an'da. evet. Bu şekilde giden bir dünyada ay, ya da ay tabi olduğu için mesela işte ay güneşi takip etmektedir. Mesela güneşin ayı takip ettiğini Kur'an söyleseydi yanlış bir ifade olurdu. Ama ayın güneşi takip ettiğini söyleyerek mesela doğru bir ifade ediliyor. Kara delikle ilgili Kur'an'da bir şey var mı? Şimdi kara delikle ilgili Kur'an'da bence doğrudan bir ifade yok. Fakat Kur'an'da yıldızların son buldukları yerlere bir yemin edilmesi var. Ve Kur'an diyor ki bilirseniz bu çok büyük bir yemindir. Yıldızların son bulmasına edilen Yıldızlıkların bir son buldukları yemin. yerlere Kur'an'da dikkat çekiliyor. Ve bilirseniz Kur'an bu çok büyük bir yemindir şeklinde bir ifade kullanıyor. Yani Bir ne de anlamalıyız? enteresan bir şekilde burada yıldızların son buldukları yerler dediğimizde yıldızların hidrojeni helyuma çevirerek ayakta dururlar ve diğer birçok şey gibi evrende bu yıldızların da bir sonunun gelmesi kaçınılmazdır. Yıldızların sonu bazıları önce kırmızı dev olur, güneşimiz büyüklüğünde yıldızlar, sonra beyaz cüceye dönüşür. Bazıları daha büyükleri nötron yıldızına dönüşür. Ondan daha da büyükleri işte kara deliğe dönüşür. Yani aslında nötron yıldızı, beyaz cüce veyahut da kara delik gibi evreler yıldızların son bulma zamanlarıdır. Yıldızların bir ölümünü işaret eder. Ve bunların her biri çok enteresan fenomenlerdir. Yani Kur'an burada bir büyüklüğe dikkat çekiyor, yeminin büyüklüğüne. Yıldızlarla ilgili fenomenleri inceleyenler bunların ne kadar büyük rakamlar, evrendeki muazzam oluşumlara karşılık geldiğini anlarlar. Mesela bir nötron yıldızından bir kaşık madde alsanız milyarlarca tona karşılık gelecektir. Yani dünyanın bir tarafına o bir kaşığını atsanız dünyanın o tarafını da büyük bir çukur açıp da delecek yoğunluktadır mesela nötron yıldızının bir şeyi. Kara delik de buna benzer muazzam bir rakamlara, muazzam bir çekim gücüne
karşılık gelmektedir. Yani Kur'an yıldızların son buldukları yerlerde çok enteresan bir fenomen olduğuna dikkat çekmiş oluyor. Direkt Yıldızların bir mevkilerine. anlatım olmasa da dolaylı bir anlatımla bizi o Evet. noktaya götürüyor. Şöyle bir oradaki yıldızların son bulmalarına Kur'an dikkat çektiği için yıldızların son bulmalarında da en enteresanı kara delikler olduğu için orada bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Ama Peki. yıldızların son bulma durumları sadece kara delik değil aynı zamanda nötron yıldızı, kırmızı dev gibi, beyaz cüce gibi uzaydaki oluşumlarla da alakalıdır. Bu tabii bence hepsini kapsayıcı bir işarettir. Sormadan geçmeyelim. Hayvanlarla ilgili olağanüstü bulduğunuz durumlar, ifadeler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an'da onlarla ilgili de olağanüstü var. Mesela bir tanesi şeydir yani bu Nahl suresi işte 16. sure Kur'an'da. 16. surenin 68-69. ayet arıyla ilgili ifadeler geçer. Arıyla ilgili ifadeler geçerken orada şunu görüyoruz. Dişilik çeki takısı üzerinden dişilik çekimleri fiiller de yapılır. Veya göndermelerde dişilik zamirleri hep kullanılır. Peki nedir yani burada dikkat çekilen arıyla ilgili şeyler? Yapıldığı dikkat çekilen şeyler de onlarla ilgili dişilik zamirleri olur. Bir işte peteğin yapılmasıdır. Arının evinin yapılması. İkincisi bal özünün toplanmasıdır. Üç ballının yapılmasıdır. Böyle üç tane temel özelliktir. Baktığımız zaman arı kovanında bunları kim yapar? Bunları sadece ve sadece dişi arılar yapar. Hiçbir şekilde erkek arılar ne kovan yaparlar, ne bal özü toplarlar, ne de bal yaparlar. Bunları sadece ve sadece dişi arılar yapar. İşçi arıların hepsi de dişidir. Bu arada bazı çizgi film yapanlar bile bunu o kadar bilmezler ki yani işçi arıları erkek kılığında olarak yapanlar var. tasvir Bunu iyi ederler, anlayan, doğru. iyi bilen işte çizgi film yapımcılar da buna dikkat ederler. Peki bu ne zaman anlaşılmıştır? Bunu baktığımızda bu da 17. yüzyıl civarındadır. İşçi arıların sadece dişi olduğunun anlaşılması. Yani Kur'an'ın vahyinden 1000 yıl sonra kadar anlaşılmış bir şeydi. Fakat baktığımızda Kur'an'daki o fiil çekimlerini, zamirlerin kullanımını sadece ve sadece 68. 69. ayet boyunca dişi delik üzerinden çekimler yapılmıştır. Peki. Caner Bey, sona geldik. Doyamadık esasında ama malum süremiz Evet. kısıttı. Yine de epey bir konuyu konuştuğumuzu düşünüyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Öncelikle teşekkür Bence de. edeyim size. Sonra bir şey soru sormuştuk. Sizin yeni çıkan kitabınızı hediye edecektik. Kur'an'ın kadınları anlatan Nisan suresi kaçıncı suresidir demiştik. Doğru cevap 4 Evet. olacaktı. Arkadaşlarım kimlerin kitabı kazandığını belirlemişler. Siz de bir taraftan lütfen kitabı gösterirseniz, Gösterelim. yeniden eşi Ücretsiz Feryal Tassamanla PDF'i hazırladılar. burada. İlk defa eşimle de kitap yazıyorum. O açıdan da bu kitap özel benim için. İslam ve Kadın kitabının PDF'i ücretsiz internet sitemde var. Ama illa ben elime kitap almak istiyorum diyenler onlar da internet üzerinden veya kitapçılarda da yavaş yavaş dağılacak. Çünkü çok yeni çıktı bu kitap. Oradan alabilirler. Peki biz de kazananları açıklayalım. Instagram'dan Sibel Ceylan, Güldane Candik, Ekrem Çiçek, Twitter hesaplarından bize ulaşan izleyicilerimizden, doğru cevap verenlerden de Mehmet Sayıner, Şakir Şahin, Caner Taslaman ve eşi Feryal Taslaman'ın hazırladığı İslam ve Kadın kitabını kazananlar Kazananlar da göndereceğiz. erkek kadın oranı kaça kaç oluyor? Galiba 3 hanım 2 erkek Ben var 5'te 5 diye. kadın Evet. çıkar diye bekliyordum ama yani Erkeklere de haksızlık etmeyelim o etmeyelim canım. Onlar da noktada. İslam En ve kadın başından beri konusunu merak takip ediyor. ediyordur izleyicilerimiz. Doğru cevabı da vermişler. Zaten erkekler senin bana itaatin Allah'ın farzı falan deyip yani bir şeylere empoze ediyorlar bazen. Yani erkeklerin de tabii bu kitabı o yüzden okuması önemli. Caner Bey, çok teşekkür ediyoruz. Kitabınız hayırlı uğurlu olsun. Çokça Evet. insana ulaşsın. İnanılmaz güzel bir konuyu seçtik. Kur'an mucizelerini senenin ilk gününe yakışır bir konu oldu diye düşünüyorum. Yeniden buluşabilmek ümidiyle sizinle İnşallah başka bir memnuniyetle. konuda. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gecenin bu vaktine kadar bizi izlediğiniz için. Bu arada bir hatırlatmada bulunalım. Uzun zamandır gündemi meşgul eden bir konu Cemal Kaşıkçı hadisesi. Cesedinin nerede olduğuna dair, o çıkan ses kayıtlarına dair yarın saat 23.30'da Sabah Bugün gazetesi yani özel istihbarat Kaşıkçı'nın cesedi bulunamadık. Firavun'un cesedi bulundu, bulunuyor. bulundu. Ama yarın programda bu konuyla ilgili önemli tüyolar var, önemli bilgiler var. İzleyicilerimiz de ekran başında bekliyor olacağız. Yarın saat tam 23.30'da Sabah gazetesi özel istihbarat ekibiyle her açıdan özel yayınını gerçekleştireceğiz. Cemal Kaşıkçı hadisesine dair bugüne kadar yanıt bulmamış pek çok soru yarın bu saatte yanıtını bulmuş olacak. Yeniden görüşebilmek ümidiyle, hoşça kalın.